Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle beraber oynayalım, zıplayalım isterdim ama çok sevgili kardeşim Azer Bülbül'ü kaybettik. Onunla ilgili bir anım var. Birazdan anlatacağım size. Onunla ilgili çok anım var ama bir tanesi çok özel. Birkaç kere de hatta canlı yayınlarda da anlatmışımdır. Çok severdim. Allah rahmet eylesin o hakiki dünyada. Hakkın rahmetine kavuştu. Arkadaşlarım VTR hazırladılar. Onu izlettireyim. Ondan sonra Azer Bülbül'le ilgili anımı anlatacağım. Ama Ayça diyor ki ilk önce Tekirdağ imza gününe git. VTR'si hazır değil Azer Bülbül'ün diyor. Hafta sonu benle ilgili bir sürü haberler vardı. O arada imza günüm de vardı. Peki. Önce sizi bugün piyasada olan albümümün imza günü için hafta sonu Tekirdağ'daydım. Allah sevginizi, dualarınızı, ilginizi üzerimden eksik etmesin inşallah. Ne kadar çok seviyorsunuz. Bir kere daha orada anladım. Ben de hep sevginize layık olmaya çalışıyorum. Tekirdağ'da neler yaşadık görelim. Az önce dinlediğiniz Ah Aşkım şarkısı, çok sevgili kardeşim İsmail YK'nın. Daha sonra imzalı CD'lerini hayranlarına dağıttı. Duyunca birden kuşa kuşa geldi. Çok da seviyoruz. Bizim Tekirdağ'ımıza gelmesi bizi gururlandırdı, sevindirdi yani. Hepimiz çok seviyoruz onu. Albümü çok güzel. Bayılıyorum o benim bacım. Hepimizin bacısı. Tekirdağ'ın bacısı. Selam'la seni çok seviyorum. Sağanak yağmura rağmen alışveriş merkezi Seda Sayan'ı görmek isteyen hayranlarıyla dolup taştı. Evet, buradan bütün Tekirdağ halkına sevgilerimi gönderiyorum. Oh, nerelerden çıkıp çıkıp gelmişler. Bütün Tekirdağ halkı oradaydı. Orada mıydınız? Tekirdağlısınız. Efendim? Tekirdağ doğumlusunuz. Ay ne güzel bir yer orası. Neşe içinde insanlar vallahi. Benim bütün kötü haberlere rağmen orada transa geçmemi, oh be dememi sağladılar. Bağlarımız, üzüm bağlarımız. Evet. Benim abim Edirne'de, hatta şimdi şu anda hakim. Ben Tekirdağ doğumluyum, merkez. Ay bayıldım vallahi. Ah, çok güzel. Daha önce de tabii çok kez gittik ama, bugün piyasada olan Seda Sayan 2012 albümü bugün dağıtıldı. Bana bak, öyle uğurlusunuz. Mi? Bununla da ilgili bir şeyler, evet. Çok güzel bir albüm oldu. Biraz önce okuduğum Selami Şahin eseriydi. Çok güzeldi. Çıldırtma Beni. Yeni albüm de var. Yeni albümden biraz sonra daha okuyacağız. Dilinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet Özden hocamın şarkısı var. Ve o VTR'lerde Tekirdağ konserinde Ah Aşkımı verdiler. Sevgili kardeşim İsmail YK'nın şarkısı. Çok güzel. Birazdan şarkılarımı da okuyacağım size ama Tekirdağ halkına buradan çok ve Tekirdağ çevresinden gelen, evet. Zaten kameraman arkadaşım öyle bir çekmiş ki önce işte şöyle böyle insanlar, hani bir azınlık var orada, durmadan gelenleri çekmiş. Öyle bir kalabalık, çok öyle bir izdihamlardı ki Allah çok sizin seviyorlar. Başımdan eksik etmesin. O ilginizi, duanızı, evet, çok güzel. Üzerinden eksik etmesin. Allah'a şükür. O dualarınız beni her şeyden koruyor. Teşekkür ediyorum size. Biz de buradan şekerim. Tekrar onları böyle mis gibi öpüyorum. Biz de size mis gibi. Çok mis teşekkür gibi. Ederiz. Bütün Tekirdağ halkına sevgiler, ilgi çok güzeldi. Söz verdim onlara. Bir daha gideceğim o alışveriş merkezine. Gidin. İsmini söyleyemiyorum, reklama gidecek diye. Ama görüntüleri verdik. Muazzamdı. Bu sefer orkestramla gideceğim. Orada konser verilir bir. Ne dedin bizi burada böyle? Orada da verilir konser. Veririm yani. O kadar güzel bir iştirak vardı ki. Teşekkür ediyorum tekrar. Efendim, Rezan Kiraz burada. Gerçekten Türkiye'nin en önemli. O, bir kere sen bir duayensin ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Ne demek? Ne demek? Astroloji denince Rezan Kiraz
Öyle değil mi? Yani Filiz bana dedi ki astrolojisinin kraliçesisin. Sana bir tane taç ama takacağım diye ama. Hep öyle. Filiz şimdi, çok iyi bir kadın ya. Çok. Filiz'e şunu söyledim içeride. Benim önde olmamın iki sebebi var. Bir kere bu işe ilk girenler. İlk başlayanlar evet, astrolojiye. Onun için dedim duayansın i̇ki, bacım sen. İki, eşim Metin Kiraz'ın. Metin bu abiyi konuda, anmadan bu konuda, geçemeyeceğim buradan. Saygılarımı gönderiyorum size sevgileri kendisine. Var. Metin Kiraz çok seviyorum. Çok istiyorum Metin abiyi bir gün burada eşiyle birlikte Rezdan'la. Yani böyle derin de o biraz daha derin. Bazen kızdırabilirim onu kızabilir böyle bir sorum olur diye. Ama olsun o benim onun abim. Onun da benim gibidir kızmaları. ama size hiç kızmaz sizi gerçekten seviyor. En önemli şey şöyle bir şey. Geçenlerde ben bir gazetede bütün magazincilerle İdil'le de beraberdik bir arada. Ay canım benim. Bir muhabbet İdil Çeliker yaptık. Ya onu da çok seviyorum ya. İdil Çeliker'i de. Ne zamandır bize gelmiyor alalım bir gün. Evet. Orada işte isimler geçti. Sen onu çok seviyorsun. Sen evet çok seviyorum dedim. Ben akıllı kadınları çok seviyorum. Allah razı olsun. Akıllı kadınları seviyorum. Kızdığım aptallıklara insanın aklı varken. Doğru, aklı varken insan Allah sana akıl vermişken hala aptalca davranıyorsan evet. Hala salak sepelek işler yapıyorsan buna kızıyorum. İki saygısızlığa kızıyorum. Üç yalana dolana kızıyorum. Yani ben böyle yalan, uzak doğularda aynen, gidip de feng shui öğrenimi aldım şey. Demiyorum. Niye? Ve hep de bunu Japoncam söylerim. Mı var? Çincem mi var? Ana dili gibi İngilizce mi biliyorum ki gidip de uzak doğularda feng shui eğitimi aldım diyeyim bu. Kendimi değil, insanları aptal yerine koymak demektir. Buna kızıyorum. Onun için benim kızgınlığım da çabuk geçer. Ama şunu söylüyorum, ilk olmak ve Metin Kiraz'la evli olmak çok bu önemli, konuda bence de. Beni biraz ay, daha güzel, belki öne çıkarıyor ama bir ben Filiz'le çok iyiyim. Eşiyle gurur duyuyor olması çok önemli bir çok, şey. Çok, peki, Filiz'cim burada, Filiz, yani Filiz Özkol'u da çok seviyorum. O da astrolog yazar. Gerçekten çok sevdiğim, yüreğinin güzelliğine inandığım. Kızım ben sana çok inanıyorum ve ben seviyorum. Ben çok seviyorum seni bir evet. Ama ben Rezan'ı bak, da çok seviyorum. Rezan Kiraz Filiz'in kitabını gösteriyor ya. Elinde. Görüyorsunuz işte gerçekten böyle. Gerçekten içinde gerçek bilgileri bulabilirsiniz. Ben kitap yazmadım. Yazmıyorum da böyle bir alışkanlığım yok. Bana zor geliyor. Ben bir koç burcuyum. Hakikaten senin böyle koç senin burcun ne kız? Yay. Ay seni yay seni. Yükselenim terazi senin gibi. Evet. Benim yükselenimi Yasemin Kutsi aslan çıkardı. Bak. Evet. Alev alev bir kadın. Alev aslan. Alev öyle ama hep öyle. Peki az sonra şimdi konuşacağız. Şunu... Burada şimdi dur. Rezan Kiraz'la Filiz Özkol'u yan yana gördüğünüzde yeni yılın 2012'nin bize neler getirdi Allah'ın izniyle önce tabii Yaradan bunları konuşacağız. Çok önemli şeyler soracağım onlara. Ünlüleri neler bekliyor, burçları neler bekliyor bunları da konuşacağız. Ama önce az önce anonsunu yaptım. Sevgili kardeşim Azer Bülbül'ü kaybettik. Çok da gençti. 43 yaş. Çok genç artık biliyorsunuz değil mi? Bunu unutmayın. Eskiden 40 yaşındaki insanlara yaşlı derdik. Hayır. Çok genç gitti. Şimdi o kilo sorulduğunda insanların tüyleri diken diken oluyor. Yaş o kadar hayatınızı, yaşam standardınızı, yaşam kalitenizi o kadar yükseltebilirsiniz ki çok genç kaybettik. Mehmet Duran yanımda 12 yıldır müzik direktörlüğü yapıyor. Otel odasında Azer Bülbül'ü ilk bulan kişi Mehmet Duran. Çok sevdiğim kardeşim Allah rahmet eylesin. Hakkın rahmetine kavuştu. Aynen abi ya. Efendim yanımda Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan hocam var. Hepimizin çok sevdiği. Sağ olun. Değerli büyüğüm yanımda. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Azer Bülbül evet, kardeşimizi ne kadar rahmet tanırdın eylesin. Sevgili ben tanırım, hocam. Ben tanırım izliyorum tabii tabii. Bilmiyorum çok ama değişik bir anlatmak renk, istiyorum. Değişik bir ses. Bir şey evet. Söyleyeyim mi size? Bakın bunu ben söylüyorum. Hayatımda tanıdığım en güzel yürekli adamdı o. Çocuk gibi bir adamdı. Ve tamam Kanal D döneminde yaptığım programlarda bir dönem o zaman sordum ben ona dedim ki uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylüyorlar. Abla evet kullandım ama bıraktım ve bu en son cenazesi kaldırılmadan önce otel odasında ölü bulunduğunda
hemen haberler yapıldı. Uyuşturucudan öldü. Oysa ki Azer Bülbül uyuşturucuyu bırakmıştı. Onu ilk bulan Mehmet Duran yanımda. Onun naaşıyla ilk karşılaşan Mehmet Duran yanımda. Bir kere başımız sağ olsun. Sağ hepimizin başı sağ olsun. Sağ olun. Biraz sonra Azer Bülbül ile ilgili gerçekten tebessüm ettirecek, güldürecek. Öyle bir çocuktu o. Onun için böyle konuşabiliyorum arkasından. Güldüren bir çocuktu. Evet, evet. Nasıl buldun Mehmet Duran? Ne oldu otel odasında? Ne işiniz vardı orada? Programdaydık Antalya'da. Gece Antalya'da? Gece 1'de çıkıyorduk, 2'de sahnede iniyorduk. Sahnede indik, yani 2'yi çeyrek geçe veya da bilemedim en fazla 2,5. Çünkü gazino ile otelin arası yakındı. Otele geldik. Ondan bir gün evvelde bir program vardı, radyo programı falan vardı. Uykusuz kaldı, yorgundu biraz. Dedik programdan sonra dedim Mehmet abi dedi, ben dedi telefonumu sessiz alacağım, yatacağım dedi. Çok yorgunum dedim, en güzelini yaparsın, yat dedim. O odasına çekildi, ben odama çekildim. Ertesi günü de bizim bilirsiniz kaburga dolma yaparlardı. Aynen, dede severim. He, biliyorsunuz boğazıma da çok düşkündü rahmetli. Kim değil ki? Bizi davet ettiler. Dediler akşam sizi alalım yemeğe dedi. O arada öğlen vakti oldu. Ben lobiye indim, aşağıya indim. Bir saat, iki saat sonra o bizim misafirliğe götürecek insanlar geldi, arkadaşlarımız geldi. Ya dedim erken şimdi saat 2'de kaldırıp da ne yapacağız? Bırak yatsın akşam nasıl olsa 5-6 gibi yemek yiyeceğiz dedim. Yatsın biraz dedim. Evet. İyi olur abi dedi. Bir yarım saat, bir saat daha geçti. Yani şu o an saat kaç? Yarım saat, bir saat geçti. Kaç? 2. 2. Bilemedim. Öğleden sonra. Tabii öğleden tabii. Sonra. Evet. Yani Azer sahneden indi. Gece, odasına evet. Çekildi. Evet. Ertesi gün öğleden sonra saat 2 oldu. Aynen öyle. Mehmet Duran demiş ki ellemeyin. Uyusun, evet. Dinlensin. Yorgunum dedi çünkü. Evet. Neyse ben yine dedim bir cepten arayayım. Bakın uyanıksa zaten cevap verir. Çaldırdım cevap vermedi. Dedim herhalde daha yatıyor Murat dedim. Bırak yatsın biraz da. Normal. Saat, bizler sen, için normal düşünecek bir şey bu. Yani doğru. Bilen için normaldir yani. Evet. Bir sanatçının... Rahatsız edilmek istemiyor belli. Evet. Evet. Arası bir saat falan geçti. Murat dedi ki ya Mehmet abi dedi ben de bir arayayım mı dedi. Ya dedim o arasa zaten benim açsa benim numaramı görür döner bak, bize. Bak ne fena bak dinleyin. O aradı. Bir de o Murat arkadaşımız aradı. Bizim firmamızın şeymiş benim evet. Yeğeni. Bir de o aradı. Hı. Abi dedi valla bana da cevap vermedi. Ya dedim o kalkar bırak kardeşim yatsın. Nasıl olsa biz 5'in altına gitmeyecek miyiz yemeğe? Bırak istirahat etsin. Kalkıyor zaten affedersiniz duşunu alıyor iniyor. İniyor Altı filan oldu. Artık. Dedim ha yani kalkması çünkü yatmaz o kadar da yani. En fazla 2,5-3 bilemedim 4'te ayaktaydı. İnerdi aşağı. Veya beni kaldırdı beraber inerdi. Çünkü çok geç yattıkları için 2,5-3. Tabii yani sabahleyin 3'te 4'te yatılıyor. Benim gibi normal yani. Yatıp da normal 7'de dikilen bir adam olmadığı için yani geç saatte işi bitiyor. Gecenin geç saati onun yaptığı iş. Bitti, evet. dedim o zaman dur bir de şeyden arayalım dedim. Resepsiyondan odasını arayalım normal odayı, telefonda. Evet. Cevap vermedi yine. Ah, çünkü benim. Bizim aklımızı hep sessiz almış. Duymuyor diye geldi. Resepsiyonu... Ben de öyle yaparım. Sessiz alıyorum yani, telefonumu. Hep, evet. Doğru. Resepsiyonda bağlattım odayı. Oda da çaldı çaldı cevap vermeyince bu sefer tam şey oldum ben. Panikledin. Tabii müdüre dedim kardeşim. İlk ne geldi aklına ya? Mehmet ya benim, çok merak ediyorum. Benim ilk aklıma gelen dedim bu saunaya gitti. Çünkü saunayı çok seviyordu. İşte bak hiç kötü bir şey gelmiyor insanlara. Benim aklıma gelen o ama bensiz de gitmesi mümkün değil. Yani beni kaldırmadan... Bana haber vermeden gitmesi de mümkün değil. Allah Allah. Bir de bizim hem otelin altında sauna var hem de karşı taraftaki otelde sauna var. Dedim yani o benim aklıma gelen ne oldu yani? Evet. İlk sauna aklıma geldi. Dedim kardeşim ha dedi anahtarı yok dedi. Anahtarı da olmayınca demek ki odada. Neyse yedek anahtarınız var mı? Var dediler. Peki sauna da olabilir geldi aklına. O anda hemen yedek anahtarı sordun mu? Ondan sonra sordum. Şimdi anahtar burada yok deyince... Saunayı bağlatma falan düşündün mü? Anahtar burada yok deyince çünkü o saunayı ise anahtar orada olacak. Helal olsun bak zeki adamsın. Tabii. Evet. Ondan sonra... yanlış anlama zeki adamsın derken yani bunlar anlık şeyler. Saunayı bağlatayım zaten gerçi kaç saat geçmiş evet. Aradan. çocuğu verdiler benim yanıma otelin şeyini. Dede ya abi dedi Azer abi dedi bize kızar dedi. Şimdi oraya kapıya da yazmış rahatsız etmeyin diye şeyini asmış. Ay ben de ilk onu asarım. He. Dedim kardeşim ben yanındayım sen gel. Gel İyi açalım yani ben varım ya. Kızarsa o bana kızar. Ha. Gel sen dedim. Neyse çocuğu verdiler bana yanına. Ben de odaya girip ilk onu asarım.
işte. Hani mesela konserlere falan giriyoruz. İlk önce evet. rahatsız etmeyin. Rahatsız atarım. Edilmesin diye. Çocuk kapıyı okuttu. Kapı açıldı. Ben zaten kapıyı açtım. Seda Hanım siz bilirsiniz. Yani sanatçılar bunu çok iyi bilir. Klimanın verdiği zararı hiçbir şey vermez sese. Kurutuyor resmen. Tabii. Ki bu da hiç sevmezdi klimayı. Ama sanki buharlı odaya girmişiz. Sanki bir saunaya girmişiz. Allah öyle yanıyor Allah. Kalifer. Şey klima. Klima. Evet. Sıcağı da hiç sevmezdi rahmetli. Allah nur içinde yatırsın. Böyle ben aptallaştım. Suit odaydı. Yatak odası da biraz ilerideydi. Çocuk da arkamda geliyor. Böyle geçtik. Bir baktım çarşafa sarılmış. Lan dedim bu saate kadar da yatılır mı benim? Ah, hiç ya yani. Ah. Gittim dürttüm. Azer azer. Ses yok bak. Bir daha azer azer yine ses yok. Öyle üstündeki o çarşafı böyle biraz ay, kaldırdım. Sus. Bir baktım bozkuk. Ah, ah, ah. Ah canım ay, benim. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra çocuğa işte ambulans doktor diyene kadar zaten. Zaten herkes çıktı. Baktınız evet. mı bulduğunda Bospor diyorsun hani yaşam belirtisi var mıydı? İşte bizi şey gelince 112 acil gelince biz hepimizi dışarı çıkardılar. Onlar kaldılar içeride. Çıktıktan sonra da doktor dedi 3 saat 4 saat oluyor dedi bu. Ölüm vefat dedi. Evet. Ah yeni ölmüş. He. Ama yok sonraki yok, yok. Şeyden de 13-14 saat oluyormuş diyorlar. Ah yavrum işte ya. Ondan sonra... Nasıl iyi bir çocuktu o biliyor musunuz? Evet. Allah rahmet eylesin. Yemin ediyorum hayatımda tanıdığım en güzel yürekti ya. Evet. En güzel yürekti. Kimseye zarar olmayan. Hiç hiç alakası olmazdı, hiç problem hiç olmazdı. Kimseye zarar olmayan. Bir gün Kanal D'de program yapıyorum. Ben biliyorsunuz artık hepiniz biliyorsunuz diye söylüyorum. Çok erken giderim ya yayınlara. Kanal D'deki programım o zaman hatırlıyor musunuz? 10'da mı 10.30'da mı başlıyorduk Reyhan? 10.30'da başlıyorduk. 7'de kanaldan içeri girdim. Azer Bülbül konuğum takım elbisesini giymiş. Her şey hazır kapıda beni bekliyor. Evet öyleydi. Öyleydi. 7'de. Abla neredesin dedi biri. Dedim ki oğlum manyak mısın lan? Daha saat dedim 7. Hani ben dedim deliyim de. Sana ne oldu? Ya abla neredesin dedi ya. Seni dedi bekliyorum dedi. Kapılarda. Sorumluluk yani, duygusu yani. Çok çok şeydi. Yemin çok ediyorum size yani. Bunu yani. Daha önce de anlattım programlarda. Kanal D'deki programlarımızda da az anlatmadım. Hastane böyle güzel miydi? Yürekli efendim? Bir olan. Urfalı mıydı? Yok Karslı. Karslı mı? Evet. Karslı. Karslı. Peki bir şey soracağım. Mesela gazetelerde bir sürü şeyler çıktı. Hı-hı. Uyuşturucu dendi. Hepsi yalan. Hepsi uyuşturucuyu yalan. Ben biliyorum ki Azer. Aynen bildiğiniz gibi. Azer son zamanlarda uyuşturucuyu bırakmıştı çocuk. Ya kaldı ki ya bakın de, şimdi insanlar niye birbirlerini tecessüs ederler? Bakın yani. Niye insanlar birbirlerinin açığını yakalamaya çalışırlar? Ne olur şu tecessüs denen dünyanın en büyük günahını ya, artık terk edelim. Nasıl bir vicdanımız şimdi ben bir şey söyleyeyim. Şimdi. Uyuşturucudan peki bir sigara denen illet ya. Uyuşturucudan çok mu daha iyi bir şey zannediyoruz? Ya. Ne kadar zararlı uyuşturucu ne evet. kadar zararlıysa bugün sigara da o kadar zararlı. Evet. Niçin insanları sigara konusunda bu kadar töhmet altında bırakmıyoruz da? Ya sonra bir insan hayatında bir takım yanlışlıklar yapmışsa yani, ebediyen onun gölgesini izlemek yani mi gerekiyor onun yani? Onun şeyi o mu olur yani? Niye insanların evet. kendi kendini yenileme imkanını insanlara tanımak istemiyoruz? Bu nasıl bir ahlaktır yani? Hocam efendim? Bir de affedersiniz özür dilerim lafınızı kestim Seda Hanım. Bu son albümünü yaptık biz. 7-8 aydır albümüyle çalışıyorduk. Çıkardık geçen hafta. Dili bütün olmuştu. Ki bak Azer yani bilen biliyor tanıyanlar tanır. Yani caminin yanında geçmezdi. Yani öyle bir şeyi vardı. Yemin ediyorum cuma namazına girdi. Sabah geldi beni bayram namazına kaldırdı. Denizli'de programdayız. Canım evet. Bu Yüce Hazretleri'ne gittik. Ziyarette 4 saat mevlid vardı, şey vardı, canım. Kur'an vardı, dua vardı. Abi ne güzel bir şeymiş dedi ya. Ben çok delikanlı çocuktu. Evet, duyarlılığı. Bir şey söyleyeyim size evet. bakın. Bu laf çok önemli. Çok önemli bir söz söylüyorum. İyi çocuktu ayrı. Çok delikanlı bir çocuktu evet. biliyor musunuz? Evet. Çok delikanlıydı ya.
Yani yaptım yaptım. Evet, yok abla yapmadım yapmadım. Evet, evet, böyle bir çocuktu. Evet. Hani Almanya'dan bir sürü o zaman hatırla. Ne? Kanal D döneminde benim program yaptığım dönemde işte evlilik yapmış ayrılmış bir sürü şeyler. O hanımefendi bağlandı bir sürü iftiralarda evet, Azer'e. Evet. Hatırlıyor evet, musun evet, o zamanları evet, Mehmetçim? İftiralarda bulundu. Bir sürü şeylerde bulundu. Bu çocuk çıktı dedi ki abla yaptım yaptım yapmadım yapmadım. Bunu dedi yalan söylüyor. Bunu doğru söylüyor. Yani böyle bir oğlandı. Söylerdi her şeyi de söylerdi. Açık söylerdi. Açık söylerdi. Yani peki şey madem uyuşturucu yoktu diyoruz. Yok. Kesinlikle. Ki ben de öyle biliyorum. Tabii, sen de bunu yalanlıyorsun. Tabii. Uyuşturucu zaten yoktu. Bütün raporunda bütün var. Bütün basın böyle yani yazdı. Azer Bülbül hayranlarına buradan bunu söylemek istiyorum. Ben de biliyorum ki Azer son zamanlarında bütün bağlı olduğu şeyleri bırakmıştı. Tabii 4-5 tertemizdi ve evet, Mehmet'in dediği gibi kendini dine vermiş. Namazında evet, hazretleri gezen bir evet, adamdı. Evet, evet. Ama dendi ki sonra bir başka iddia daha bir ilaç aldı. Neydi o, o Mehmet? Şey ne diyorlar tarih vardı boğazında bir de solunum yollarından dolayı şeydi antibiyotik. Zaten aldılar onu şeyde önünde antibiyotik onu kullanıyordu. Otopsi yapıldı değil mi? Hı. Şey çıktı. Ne çıktı? Hocam siz doktorsunuz bilirsiniz. Hayır ben edebiyat doktorum. Normal insanın dediler 300-350'dir dediler kalbi. Bunun 600 olmuş kalp büyümesi. Bu geçen sene kalp krizi geçirmiş. Ondan neden bir iki sene. Acaba? Bilemiyoruz işte kalp şimdi büyümesi. Şimdi bakın mesela çok yemek yerdi falan diyorsunuz. Çok yemek yani yedi, bu evet, işte vücuttaki yağlanma, yağlanma ondan yani sonra. En tehlikeli şey. Tabii. Evet. Ya stres gece. İki şeyi, damarı komple tıkalı. Yani belki dünyanın yani, en önemli şeylerinden bir tanesi kanser ve kalp değil peki mi? Şahit oldum. Antalya işte adı tıp doktorunun savcıya verdiği bilgi. Diyor ki bu arkadaşımız nasıl yaşamış diyor bu kalple. Yani normalde 300-350 bunun 600. Peki Azer bekar bir erkekti en son bildiğim kadarıyla. Ne zamandır görmüyorum. Bir yanında bir kadın olduğu söyleniyor. Onda hiç haberimiz yok. Onu da açıklık ama kadın beyanat verdi. Varmış. Evet. Ha, ifade verdi. Emniyette ifade verdi. Hı-hı. Onu da öğrenmek istiyorum. Yanlış bir şey söylemek tabii, istemiyorum. Tabii tabii. Hayır ben canlı şahidiyim. Ha. Olduğum için ben net olarak size söyleyeyim. Kadın çünkü diyor ki bir ilaç aldı ifadesini okudum. Gazeteden okuduklarımı size anlatıyorum. Onun için sevgili kardeşim Mehmet'ten bu konuda yardım istiyorum hocam. Gazeteler ilk önce uyuşturucu dedi. Hı. Sonra da dediler ki yanında da bir hanım vardı. İşte kadının verdiği ifade şöyle ki işte bir ilaç aldı. Ondan sonra fenalaştı. Korktum kaçtım. Hani o ilaç acaba şey neydi senin dediğin? Şey antibiyotik, antibiyotik bir de şey. Şey olabilir mi cinsel gücü arttırıcı ne bileyim bunlar onu kalbi bilemiyorum yani ben odada değilim yani orada değildim ama zannetmiyorum o da olsun onu da bilemiyorum tabii odada değildi çünkü onu kendine özelidir yani. Çünkü son zamanlarda bu tip iddialarla çok karşılaşıyoruz bu cinsel uyarıcı ilaçları alanlar kalp yönünden çok inanılmaz riskle karşı karşıya kalıyorlar canlarından doz, olan var. Doz meselesi var yani değil işte, mi? Evet. Yani bunun bir aşırı dozu var, normal dozu var. Normal dozda herhangi bir zarar vereceğini zannetmediğimiz bir takım şeylerin aşırı dozda zaten şeyin de söylediyor yani doktor beyin de söylediyor. Yani bu direktmen kalp. Kalp çünkü normal bir insanın 300-350'ymiş. Bunun niye altını öyle olmuş ama? İşte yeme, yağlanmakta birikimden kalp büyümesi. Geçen sene de Yalova'da evi Yalova'dadır Azer'i. Doktora götürüyor. Bizim orada Çetin diye bir arkadaşımız var. Azer evli mi? Yok bekar. Bekar. Ha. Bekar. Götürüyor. Son durumunu diyor, bilmediğim için soruyorum. Kesin diyor anji olman lazım diyor. Ya. Doktor demiş kesin senin anji olman canım lazım. Benim. Tabii. Anjiyodan bu da doktorda çok korkardı. Şey, hastane dersen yani çok korkardı. Rahmetli şeyden çok korkardı. Yani yoksa yani doktordan korkuyoruz ama yemek yemekten korkuyoruz. Ben son bu sene kestim. Peki bir şey söyleyeceğim. Her şeyini biliyorsun. Yani kaçta nereye gider ne yapar biliyorsun. O gün yanında şimdi konserinden çıkıyor olabilir hayran olur bir şey olur. Ne bileyim ben odasında bir kadın olduğundan haberin yok muydu? Seda Hanım benim haberim olmadan veyahut da bana söylemeden danışmadan affedersiniz lavaboya bile gitmez. Ama kadın ifade verdi, yanındaydım yalan diye. Yalan söylüyor işte. Kadın mı yalan söylüyor? Yalan söylüyor kadın. Nasıl yalan? Çünkü biz gazinoda ikide sahnede indik, taksi çağırdılar gazinonun önüne. Nasıl yalan söylüyor? İzah ediyorum. Gazinonun önüne taksiyi çağırdılar. Azer ben bindik taksiye geldik otele. Çıktık o odasına ben odama. Tamam. Demek ondan sonra telefon trafiğinden
buluşuyorlar bunlar. Zaten kamera kayıtları var. Ay neyi yalan söylüyor, neyi? Biz beraber geldik demiş. Gazino'dan biz beraber geldik demiş otele. Ha, sen diyorsun ki telefonla konuştular, tabii, yanına çağırdı. Mutlaka odur yani. Ha, mutlaka olur, tamam. Tabii. Belki de kadın da öyle söylemedi de öyle yazıldı be. Ha, belki o da belki doğrudur de yani. Kadın dedi ki otelde yani, beni davet etti, buluştum yok, dedi. Bana öyle kadın niye yalan söylesin yani ki... zaten durumu ortada. Ha? Evet. Yani, bence de önemli geldi, değil. Sonra geldi. Bence de. Yani, bazen tabii. Basın böyle şeyleri atlayabiliyor. Evet. Evet. Olabilir. Dediğim gibi belki de kadın dedi ki beni davet etti. Ben de odasına gittim. Ne bileyim fenalaştı, korktum, kaçtım gibi o da yani. Şey oldu. Ama kadın terk etmiş orayı, korkmuş. Yani, ama ifadesinde bu var. Ama korkacağı yani bir insan, şey var demek ki. Yani şimdi birisi hastalanıyor. Yani. Sen nefes darlığı çekiyor. Bir kriz anında belli ki. Sen peki ilk çarşafa sarılmış diyorsun. Çıplak mıydı? Çıplaktı evet. Ha, demek ki bir ilişki yaşanıyordu. İlişki esnasında. Varmış zaten olmuş evet. İlişki ha bak. Öyleymiş ilişki. Zaten ilişki evet, olmuş. Evet ilişki olmuş sevgili hocam aralarında. Sonra demek ki kadıncağız da korktu. O da ne yapsın yazık. Bir şey var. Şaşırmıştır ne yapacağını. Zaten şeyde serbest bırakmışlar. Kadının şeyi yani yok ki tövbe ya Rabbim tövbe kadın ne yapsın? Yani beraber ya kadın... yaptıkları bir şey yok. Hani beraber bir yok, alem yaparsın da. Yok yok tabii tabii. Yok öyle bir şey yok. Günahını almayayım Seda, yani. Seda ambulans çağırmak evet. Olabilirdi. Kadının yapacağı yani şey burada. Onun en basiti otel bir kriz anında ne yaparsınız? Tabii resepsiyona bildirmedi korktun. Bari çıktığın zaman dışarıda 112'yi ara. De böyle böyle otelde bu odada bu şahıs. Fenalaştı. Tabii ki. Yani bunu yapabilirdiniz. Belki de kadının yanında can verdi. Kadın korktu. Zaten ilk ifadesinde şey öyle ki, söylemiş. Ne bileyim ben hep böyle iyi tarafından böyle salak taraflarım vardır ya gene bak onu yaşıyorsunuz. Şey oldum hani böyle yazık hani fenalaştı aman ben kaçayım. Halbuki değil mi doğru ben niye onu düşünemedim şimdi? Sen yani? Şimdi onu tabii haber vermesi iyi olur. Belki de kendi durumunu saklamak için. Hanımefendi. Belki de onun da bir yasak tabii korkacağı bir şey var demek ki. Belki o kaçmasını olabilir yani. Gerektiren bir durum var. Atıyorum orada yani hap ilaç atıyorum yani kadının belki gizli saklı bir ilişkisiydi. Kendi kadının istememiş olabilir. Azer yapmamış olsa bile belki aha, kadın. Demek tabii. Ki kadını ürküten bulalım. Kaçıran bir Reyhan, sebep var. Bulursun sen bir merak ettim yazık günahını da almayalım. Bence çıksın konuşsun bunları. Günah. Tabii kendi zannı. Oluyorsun. Rahmetli Defne Joy'da da aynı şey yaşanmıştı. Yani zaten Azer evet, ölüm haberi geldiği an hemen uyuşturucu tabii şeyin damgasını haberleri, vurdular yani. Bu böyledir ya. Evet. Hemen o haberler yani düştü. Anlamadım şey etmeden hemen önyargı. Bana ilk söylediğinde kimden duydum ben bunu? Benim Şerifem söyledi. Ben dedim ki kız dedi bu uyuşturucuyu falan bıraktı benim bildiğim kadarıyla. Evet, temizlendi evet. Çocuk. Yani Allah korusun. Ve hatta şöyle dendi. Hani bunların basını da yansıyan bir şey var ya bu uyuşturucu kullananların altın vuruşu yaptı tövbe tövbe. Allah Allah dedim ya. Yani ne zamandır programında yok Azer ama o da bilir ki ayrı da olsak ben onu severim. Hayır zaten ben de özür dilerim lafınızı kestim Seda Hanım. Zaten biz Antalya'da şey ettiğimizde buraya gelecektik. Ya dedi bir Seda Hanım'ı da arayalım dedi. Ah canım. Tamam onlar bir şey değil. Çok da severim. O da ama aynı sizin. Evet. Evet. Dedik yararız ya hele bir şey dedi. Ablam diye yani şimdi, ablam dediği zaman ağzından bir daha bir ablam çıkar. Öyle bir çocuktur. O kadar saygılıdır. Sizinle konuşurken ceketi evet, ilikler. Evet. Yani biraz önce ne dedim? Hiç abartmadım. Hayatımda gördüğüm en güzel yürek. Evet. Bu kadar katışıksız bir doğu erkeği. Evet. İnanıyorum şöyle bizim metafizikte ve astrolojide şöyle bir yorumumuz var diyelim ya da edindiğimiz bir sonuç var. Genellikle çok hassas, çok kırılgan, naif, sevgi dolu insanlar ki onlar sanatkar ruhlu insanlardır çoğunlukla. Kendi iç alemleri çok zengindir ve çok güzeldir. Orası sevgi doludur. Neptünyen insanlar deriz biz ona. Kendi iç alemleri o kadar güzeldir ki dış dünyada gördüğü çirkinliklerden haz etmezler ve iç alemlerine dönerler. Kapatırlar kendilerini. O dış dünyayı görmemek adına bu tüp maddelere mesela alkole veya bu
alışkanlık, bağımlılık yapan maddelere sığınırlar ki oradan uzak kalsınlar Allah diye. Herkese bir bağımlılıktan esirgesin. Bu noktada çok dikkatli olun. Aman kendinizi sanatla ifade edin. Böyle bir takım kendinizi oradan izole etmek, orayı görmemek, kendinizi saklamak, kaçırmak adına bu tür bağımlılık yapan maddelerden uzak durun. Onun için inanıyorum ki Azer arkadaşımla ben de bir iki kez programlarda karşı karşıya gelmiştim. Bu tip insanların çok naif, kırılgan, hassas, çok yaratıcı gücü fazla olan insanların bu anlamda alkole ve madde bağımlılığına bağlanmaları buradan. Bu da doğruluyor ki. Bunu da söyleyip mesajlar veren de bir çocuktu. Yapmayın, işte ben bundan kurtulmaya çalışıyorum diğer bir çocuktu, biliyor musun? Şöyle bir şey var bakın. Şimdi toplumda böyle hemen suç arama şeyimiz çok açık ya, duyargalarımız maşallah. Öyle çok yapıştırma. Açık hemen pat diye hiç iyi tarafa gözlerimiz dönmüyor. Hep kötü tarafa. İşte ben onu söyledim demin hocam. Şimdi mesela bunu bu bir alışkanlıktır. Rezan Hanım da dediği gibi. Bu alışkanlık aslında kişiyi köleleştiren, bağımlı hale getiren, iradesini sınırlayan, iradesini bir maddeye, bir kişiye, herhangi bir güce bağımlı kılıp insanı bağımsız, özgür iradeden yoksun kılan şeyler. Evet. Bu bakımdan bakıldığı zaman bütün alışkanlıklar böyle. Yani sigara da bir bakıma uyuşturucu kadar zararlı bir şey, alışkanlık. Evet. Şimdi eğer insanları biz buralardan yakalamaya çalışırsak, ya ben bıraktım, irademi, zaferimi kazandım diyen insanları da ne yapmış oluyoruz? Böylelikle o zaferlerini gölgeleyen ve teşvik edici olmaktan daha çok moral kırıcı bir şey haline getiriyoruz. Evet. Halbuki böyle durumlarda o insanları o meselelerini hiç açmadan... Böyledir zaten. Açmadan evet. Ve onların o kazandıkları zaferi doya doya yaşamalarını sağlamak lazım. İkide bir hatırlatıp, evet uyuşturucu. Yani ben söylüyorum, yine söylüyorum. Yani sigara alışkanlığıyla uyuşturucu arasında nitelik olarak çok büyük bir fark yok. Niçin bu kadar bu konuda daha az hassasız? Şimdi gelirken fakültede, Edebiyat Fakültesi'nde kız içeriye girmiş, kalabalığın içerisinde, kızım niçin sigara içiyorsunuz dedi. Ya niye insanları zehirleme hakkını kendinize görüyorsunuz? Kendini zehirliyorsun da millet. Yani şimdi bakın bu medeni bir şey. Yani bir kurala uymak, toplumu zehirleme şeyini terk etmek. Evet. O bakımdan yani bu tip şeylere hemen fokslanıp hemen insanlara hemen uyuşturucu. Bizde millet olarak bizde var bu. Hemen yapışır. Hatalarını görmek peki, değil. Peki bir şey söyleyeceğim sevgili Mehmet kardeşim. Sen az önce de anlattığın gibi Azer Bülbül'ü konserinden sonra odasına beraber, otele beraber geldiniz. Odasına gitti. Rahatsız etmeyin kartını çevirmiş. Uyuyor. Sen adamı tanıdığın için, Azerciğimi tanıdığın için dedin ki rahatsız etmeyin, ellemeyin. Evet, uyusun, dinlensin. O uyanınca arar. Telefonu sessize aldı. Beni arar o. Bensiz hiçbir yere gitmez diyorsun. Evet. Ama sonradan bir hanım çağırmış sana bunu. Senden bunu niye gizledi acaba ya? Onu merak ettiğim gibi. Utanmış olabilir Seda Hanım. Utanmış olabilir. Çünkü demin de söyledim biz şey vermek istemiyorum da yani 7-8 aydır bir ama sonuçta dini... sağlıklı bir erkek. Tabii canım yani. Bir hanımla ilişkisi olabilir yani, ya. Niye, nesinden utansın? Utanacağı ne? Bir dini, hayır. İslamiyet'e tam yöneldi. Dini bütün oldu. Herhalde çekindi. Bana... Çekindi. Tabii çekindi. Yani benim görmemem şeyinde. İstedi, ben görmemeni. Çünkü yani daha evvelinde mesela... Belki de görmemeni kadının durumundan dolayı istedi. Rezdan'ın dediği gibi. Bak be şimdi sen beni böyle bir uyandırdın ya. Hani böyle tilkiler çalıştı. Belki ondan dolayı mı istedi acaba? Kadının durumundan. Neyse Mehmet'ten saklamış. Evet. Ama sen onu bulduğunda bana yazıyorlar şimdi. Diyorlar ki... morarmıştı. Evet ben size dedi. Söyledim daha morarmıştı. O kalp krizinin tipik şeyi zaten. Yok. Evet. Nasıl bulmuş? Çıplak ve morarmış. Çıplak İlk olmuş. Ne yapmış diyorlar Mehmet Bey. Hiçbir şey yapmadı. Doktor ambulans dedim. Çocuk aşağı zaten ambulans aradılar. Doktorlar geldi. Biz zaten bütün... Elledin mi? Dokundun yok, mu? Yok hayır. Dokunamazsın zaten. Neden? Ben kendimi kaybettim. Dokunmadı mı? Hayır. Ama nereden anladınız adamın öldüğünü ayol? Şimdi ben dürttüm ya Azer diye kalkmayı cevap vermeyince ben çarşafı kaldırdım üstünde. Çarşafı kaldım yüzünün morardığını gördüm. O şeyi komple vücudunun şeyini 112 acil geldi açtı. Ha vücudunun çarşafını açmadık diyorsun. Yok onlar açtılar. Çıplak olduğunu bile görmedin. Tabii. Sen sadece yüzüne... Tabii. Yüzüne niye çekmiş çarşafı?
Ya yüzüne derken böyle çekmiş fakat şöyle yapmıştı. Şurası da komple kapanmış. Ben sadece şuradan böyle çarşafı kaldırdım. Şurası. Peki o uyur gibi mi yatmış? Evet, aynen uyur gibi. Aynen uyuyordu yani. Bir şey söyleyeyim. Şey değil yani uyuyordu. Ben çok iyi bir cilt doktorundan öğrenmiştim ki hani bir cenaze yani ölümden sonra bir 10 dakika sonra belki de bir 5 evet, dakika 10 evet. dakika sonra asla dokunmayın. Çünkü biliyoruz hepimiz biz birçok faydalı ve zararlı parazitlerle birlikte yaşıyoruz. Ölümün ilk 10 dakikasında bütün parazitler zararlı ve faydalı her türlü parazit yukarıya çıkar, cildin üstüne çıkar. O nedenle sakın ola dokunmayın demişti. Yani hani sarılır öpersiniz son bir kez öpeyim koklayayım dersiniz. Sakın ola ki yapmayın bunu demişti. Bunu ilk kez duydum. Çok önemli bir şey. Aman ha. Ama yazık ilk zaten. İlk 10 dakikadan dürtüyor, sonra sakın şimdi, dokunmayın bir dakika, derler. Mehmet aslında doğru olanı yapmış. Hı. Ben de gider başına hani dürterim. Hı. Uyuyor gibi bir adam. Tabii zaten yatakta. Böyle yatmış ya. O da hamam çarşak gibi sıcak. Evet. Ölüm anında tansiyon düşüyor, üşümeye titremeye başladıysa yanındaki bayan arkadaşı üşüyor diye klimayı açmıştı. Klimayı hiç sevmezdi Seda Hanım. Kesinlikle. Yani klimayla kesinlikle. Tabii. Yazında olsa kışında olsa klimalı. Olabilir o. Sen kadınla hiçbir araya geldin mi? Hiç kadınım. Ama gelsene konuşsana kadınla. Ben gideceğim zaten Antalya'ya konuş gideceğim. Konuş Mehmet. Kadın kuliste oturuyoruz. İşte anlattım herhalde demin. Şef geldi dedi ya böyle bir hayranınız var sizinle resim çektirebilir mi? Ben bana sordu. Ben de izin aldı. Dedim gelsin çektirsin kardeşim dedim. Anlatmadım bir hanımefendi demin. Geldi. Demin anlatmadın bunu. Anlatmadım yok. Mı? Hanımefendi anlatmadın geldi. Değil mi? Geldi ben resim çektirdi. Atlamam böyle bir şeyi. Kız geldi resim çektirdi müdüriyette kuliste çıktı gitti. Kızı gören ya hepimizin hayranı var. Yani. Bana bir sürü insan ya geliyor. Tabii canım gazinonun içerisinde de aileler var resim çektiren var. Geliyorlar canım. Kuliste. Yani onun o kadın kimdir? Veyahut da o kadınla bunun sevgili mi olacaklar? Arkadaş mı olacaklar? Nereden veyahut bileyim? Veyahut da telefonlaşacaklar mı? Bunu nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Anında gelişen olaylar evet. bunlar. Yani kızı ben bir sefer görmüşüm. Ha bir de resimleri falan da var yani. Resim çektirdiler falan. İşte o, dedim ya kulise geldiğinde yani resim çektirdiler. O hanımefendi miymiş? Yani sonradan ben beraber olduğum diyen kişi mi? İşte Sibel diye bir bayan. Hmm. Ha işte gazetelerdeki kadın. Evet, o kadın. Evet. Yani genç bir adam, bir ilişkisi olabilir. O gece ya, sağlıklı bir erkek. Talihsizlik o güne affedersiniz yani ya. Özel hayatına biz karışamayız ki onu. Tabii. Kendinin özelliği kimse yani. Karışamaz. Hiç. Efendim devam edeceğiz. Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan hocam burada. Rezdan Kiraz burada, Firuz Özkul burada ve benim canım kardeşimi kaybettik. Azer Bülbül'ün otel odasındaki naaşını bulan ilk kişi Mehmet Duran burada. Az sonra devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın ve ben benimle ilgili hafta sonu çıkan haberlere birazdan cevap vereceğim. Kirleniyor. Evet, Mehmet kardeşimizi uğurladık. Allah razı olsun yaptığı açıklamalar için ondan da. Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan hocam ve Rezdan Kiraz, Filiz Özkol canım arkadaşlarımla. Kuantumu konuşacağız bugün. İlk önce kuantumla başlayacağız. Ama ben biraz önce reklam arası konuşurken Rezdan Kiraz dedi ki yani şu hedef olduğun şeylere çok hem sinirlendim hem çok üzüldüm dedi. Benim gibi hem öfke saçan hem de üzülen çok insan var. Hakikaten iyilik yapmamak lazım mı yani? Şimdi bunu İnsan da illa kötü mü yapacağız yani? Kime iyilik yapıyorsun? Kötülük buluyorsun. Şöyle ya. Bir söz vardır. Allah Allah. Merhametten maraz doğar. Ben bu lafa çok sinirlenirim. Biraz sonra bu lafın nedir aslında anlamı? Bunun en doğru cevabını verecek olan Muhammed Nur Doğan hocamdır. Şimdi benim biliyorsunuz Twitter'a girmem, çıkmam, anam bu Twitter alemi neyse çok olaylı oldu. Twitter'a girdim. Girerken oğlum hiç tasvip etmedi. Anne girme. Bir tek bir şey söyledi bakın. Anne girme seni üzerler. Hı hı. Ben de ama hiç de öyle değil. Ben orada dertleşeceğim, sohbet edeceğim. Dedim. Gerçekten de öyle girdim. Ama baktım ki orası enteresan bir Cadı yelpaze. Kazanı. Enteresan evet. bir yelpaze. Yani karşınızdakinin mesela kim olduğunu bilmiyorsunuz. İnanılmaz bir profesör de çıkabiliyor. Ya da halkın içinden normal evinde oturan biri de çıkabiliyor. Ya da ne bileyim bir bağımlı çıkabiliyor. Çıkıyor da çıkıyor.
çıkıyor neyse. Çok enteresan bir yelpaze orası. Girdim, sonra bazı üzüntüler yaşadım, çıktım. Fakat çıkarken hayatıma oradan tanıdığım birkaç insanı da aldım. Şimdi beni zaten biliyorsunuz. Benim samimiyetim bazen çok eleştirildi. Zaten dokunmayı seven, yanındakini onore etmeyi seven, tepesine çıkarmayı seven bir kadınım ben. Ben böyle bir kadınım. Şu çıkan haberleri hak ettim mi? Asla. İlk önce medyadaki arkadaşlarıma yıllardır söylediğim şeyi bir kere daha söyleyerek başlıyorum söze. Size bir telefon kadar yakınken neden bana sormadan bu haberi yaptınız? Ya burun. Neden bu kadar burun. Ve ben başka sanatçılar gibi, başka starlar gibi, başka ne bileyim medyatikler gibi ay yokum ben şuradayım buradayım diyen bir, ben buradayım. Buradayım her gün çıkın çıkın gelin diyen kadınım. Buradayım. Avukatım Şeyda Yıldırım'ın tembihi var. Coşma. Bu olay yargıya intikal etti, coşma fazla diye. Onun için çok dikkatli konuşacağım, az ve öz konuşacağım. Neden bana sormadınız? Keşke beni arayıp böyle böyle bir duyum aldık ya da böyle böyle Twitter'daki, Twitter'dan tanıdığınız ya da hayranlarınızdan biri size yakınmış ama boşanmak üzere olduğu eşi bu tip iddialarda ya da iftiralarda bulunuyor. Bunların hepsi iftira. Ne diyorsunuz diye keşke bana sorsaydınız. Üzülüyorum bu camianın içinde sizlerle medyadan bahsediyorum şu an. Yıllardır çarpışıyorum ve o kadar üzülüyorum ki bir telefon kadar size yakınken niye sormuyorsunuz? Ben de size derim ki aa nasıl yani? Ve ben bu iftiralarda bulunan, bana yönelik iftiralarda bulunan hanımefendiye davamı açtım. Tazminat davamı açtım. Sesleniyorum. Keşke basından önce beni arasaydın. Bana ulaşmak basından daha kolay. Beni her mağdur nasıl buluyorsa, herkes burada nasıl oturuyorsa, keşke sen de bana ulaşsaydın. Senin art niyetin buradan belli. Senin iyi niyetli olmadığın oradan belli. Bana ulaşsaydın. Ben yanımdaki insanların ne medeni... Ben hocama da sormuyorum. Ben Filizet'i sormuyorum. Rezan'a da sormuyorum. Rezan anlatıyor Metin abiyi. Bana tabii ne? Söylemezsen bana ne? Nereden bileceksin? Benim tabii. Yanıma gelen insan evli mi? Ben sazlarımın kaç tanesi evli, kaç tanesi bekar biliyor muyum arkadaşlar? Allah aşkınıza söylüyor. Ne bileyim bana ne be? Bana ne ya? Beni ilgilendirmiyor. Bana eşlik ediyor. Benim yanımda arkadaşım. Yola çıktık beraber. Benim Twitter'dan tanıdığım, kapatırken hayatımı aldığım çok insan var. Yardım ettiğim. Ankara'dan geliyor, dünya yakışıklısı bir Ömer Koç var. Hatırlıyor musunuz? Burada çıkardım, türkü okuttum çocuğa. Albüm hazırlığında. Dünya yakışıklısı. Vallahi ben daha hiç çocuğa sen evli misin diye sordum. Beni ne ilgilendirir be? Beni ne ilgilendirir? Çocuk geldi, albüm yapıyorum dedi. Türkü bir tane hadi gel oku dedim, bir de zorla okuttum. Bakın ben hayatımda hiçbir şeyin gizlisini saklısını yaşamış bir kadın değilim. Bakın bunlar çok önemli. Cezaevinden, Twitter'dan cezaevinden çıkmış bir kardeşimiz oradan yazdı ulu orta sevgili hocam. Ben cezaevinden çıktım dedi. Abla bana yardım et dedi. Ne istiyorsun dedim. Ben dedi böyle böyle oldu. Ha niye cezaevine girdiğini bile sormadım hocam. Çünkü şartlar ne olursa olsun oraya girmiş çıkmış. Sedat. Yardım etmek lazım. Evet Sedat. Bütün Twitter'dakiler beni takip edenler bilir. Bana yardım et diyor. Buraya getirdim. Başkası olsa benim yerimde. Hırlı mı? Hırsız mı? Adam sapık mı? Tabii. Bu adam niye cezaevine girdi? Ben bunu yanıma niye yaklaştırayım? Ay bana bir şey mi yapar diye düşün. Hiç düşünmedim biliyor musunuz? Yemin ediyorum o adam da çıktı dedi ki böyle bir kadın ben tanımadım. Allah razı olsun dedi. Sedat Pekyamaner diye kardeşim. Esra Erol'un programında evlendirdim ya. Nikah şahidi oldum. Hı-hı. Karısına da kendine de altını da taktım. Böyle bir kadınım ben. Adamı çağırdım direkt.
benim için önemli. Benim için ne önemli biliyor musunuz? Allah'ım şahit ki ablacığım bana yardım et dedi. Sen uzanan eli tutuyorsun. Ha, bana yardım et dedi. Buraya getirttim. Bütün ekip arkadaşlarım şahit. Stüdyoda burada adam baş köşedeydi. Kendi inanamadı. Ben senin yaptığını, senin insanlığını, çünkü insanız, bakın ne güzel bir şey, insanız. Ne ben senden üstünüm, ne sen benden üstünsün. Adamı aldım, ilgilendim, derdini dinledim ve ben hala adamın niye yattığını kurcalamadım hocam. Beni hiç ilgilendirmiyor. O çünkü kendi kendini terbiye etmiş, kendiyle yüzleşmiş, benden yardım istiyor. Bana ne ya? Yardım istiyor, yardım. Aldım Esra Erol'a, dedim ki ben kefilim dedim. Esra Erol orada, bakın. Esra'nın kocası Ali'ye kefilim dedim. Orada yeğenim var biliyorsunuz, Eda. Alın dedim, evlenecek. Ve evlendirdim. Nikah şahidi oldum. O adamcağız, Allah razı olsun, ben senin gibi birini tanımadım dedi. Ve Twitter'dan tanıdığım, benim arabama binmiş, inmiş arabamla bir ay dolandı. Çünkü bazı arabada arızalar vardı. 34 Ati profiliyle bir arkadaşımız, kardeşimiz daha var. Dediğim gibi İzmir'den gelen kardeşimiz var. Yani oradan buradan bana gelenler çok. Bana yardım et. Ve bütün bu iftiralara maruz kaldığım Erkan'la ilgili çok sevdiğim, evladım ilan ettiğim burada Serkan Eser var biliyorsunuz. Anne ne olur, çok güzel besteleri var. Benim herkese kapım açık. Herkese benim kapım açık. Bundan sonra değişecek mi hayatımda bir şey? Hiçbir şey değişmeyecek. Ben böyle geldim, böyle de gideceğim. Değişir miyim? Değişmeyeceğim. İnsan zor değişir. Ben böyleyim ya, böyle geldim, böyle de gideceğim. Ben böyle bir kadınım. Benim arabama binmek çok önemli bir şey değil. Benim arabamı kullanması da çok önemli bir şey değil. Benim oturduğum evin alışveriş merkezinde görüntülenmem de çok önemli değil. Çok saklayan, bunlara çok dikkat eden insan zaten orada dolaşmaz. Oralarda dolaşmam. Ben bir işkembeciden çıkarken görüntüleniyorsam zaten herkesin gittiği bir işkembeci orası. Ha, benim arabamı da kullanırlar, arabamı da bilerler. Ben samimi kadınım, ben işten kadınım. Benim Twitter'dan çok insan ben arabamla evine bıraktım be. Çok. Çok önemli bir şey değil yani bu. Çok önemli bir şey değil. Ben neyim ki? Niye insanlar birbirlerinin şeylerini ararlar? Benim Twitter'dan tanıdığım Dilek ve Şeyma'yı arabamla bıraktım. Kızlar inanamadılar. Ben böyleyim. Hadi gelin, yağmur yağıyor, sizi bırak. Ne olacak, benim arabama binmek çok önemli bir şey değil. Efendim? Resimleri bile var. Ha, benim arabama binmek o kadar önemli bir şey değil yani. İşte hay, Seda Sayan'ı olunca sonra ben böyle bir aslında kadınım. Çok önemli Seda. Çok önemli. Sen onlar için hakikaten çok önemli bir yerdesin ve çok şeyi başarmışsın. Biraz önce dedim ya, akıllı kadınları seviyorum diye. Nereden nereye? Sen hayatın, hayat hikayeni anlatıyorsun. Bu bir örnek. Her zaman. Her bu bir zaman. Örnek. Hangi şartlardan nerelere geldin? Ne kadar etkin ve güvenilir bir kadınsın. Ve hayatın boyu kimsenin ciğerini yakmamaya dikkat ettim. Bunlar önemli konular. Çok, en güvenilir kadın seçilmek ne demek? Bu dobralığından, bu hakikaten kadın kadın olmandan, erkek kadın demiyorum, hoşlanmıyorum, kadın kadın olmandan, evet. Hakikaten cesur Türk neyse, kadın olmandan. Ama yine burada. Ama meyve veren ağacı taşlıyorlar, işi gücü olmayan insanlar uğraşıyorlar, uğraşsınlar. Doğru söylüyorsun. Hiçbir problem değil. Seda yükseliyor, kendileri aşağıya iniyor, kendilerini küçümsüyorlar. O aldığım başkasına dualar var ya Rezan, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Muhammed Nur Doğan hocam, Filiz'cim, hepiniz de şahitsiniz, siz de biliyorsunuz ki. Bakın gene hocama dokunuyorum. Ben dokunurum. Ben yürürken benim yanımda kim varsa herkes, burada siz oturanlar da bilirsiniz. Ben şuradan şuraya yürürken bilek tutuyorum, farkında mısınız? Çünkü hem astım hastasıyım hem tansiyonum da var. Yer benim ayağımın altında
Bazen kayıyor olur musunuz ben öyle? Bende de oluyor. Hele de yüksek topuklarla. İnsanlar birbirlerine tutulmadan yani bu hayatta yaşayamazlar. Bunu bile temas etmek güzel var. Bir şey. İşte kolunu tutuyordunuz. Evet. Yok bilmem ya. Ne bırakın yani? Ya. Sena. Yanında kim varsa ben tutarım. Hiç umursamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Meşhur hikayedir. Hazreti İsa zamanında bir kadın zina etmiş. Tevrat'ta biliyorsunuz Kur'an'da olmayan rejim cezası vardır. Hı hı. Rejim Kur'an'da yoktur, Tevrat'ta vardır. Yani taşlanarak öldürülmesi. Şimdi hemen ellere taşlarını alıp koşanlar hemen, bir an evvel o içindeki şeyi tatmin edecek ya, o vahşi hı hı. şeyi tatmin edecek. Çünkü kendisi dünyanın en günahsız insanı, o yakalanmış olan da hemen hesabı görülecek olan bir mahluk. Hazreti İsa'ya gelmişler, hadi falan demiş ki bir dakika. Ne bu acele? Bu ne acele? Peki o zaman demiş içinizden ilk taşı hiç günah işlemeyen bir insan atsın bakalım. Der demez herkesin elinde taş öyle kalır. Kal. Ya ne olur başkalarının günahlarını arayacağımıza biraz kendi suçlarımızı, hatalarımızı arasak. Ya. Bu daha erdemli, daha insani değil midir? Daha yakışan değil midir? Ama medeni insan değil ki bu tür insanlara. Ha, ben insan bu. Demiyorum hoca. Şimdi mesele yani bu. Yani iki ayak üstünde durmak, şimdi insan Seda'nın olmak değil. İnsanlıktan bahsetti. İnsanlık çok önemli bir konsept. Çok önemli. Allah insana kendi ruhundan üfleyip yani. Ona kendi ruhunu emanet bırakmıştır. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, biz dağa taşa emaneti tevdi ettik, teklif ettik. Onlar yüklenmediler. İnsan o emaneti yüklendi. Bu emanet nedir? İnsanlık onurudur, iradedir, akıldır, vicdandır, gönüldür, ruhtur. Bunlarla insan insan oluyor. Hı hı. Şimdi eğer siz onu taşıyamayacak derecede insanlık denen o yüksek değerden kendinizi uzaklaştırmışsanız bu sefer başkalarında bu erdemsizliği arama için gözünüzü dört açıyorsunuz. Kendine benzetmeye çalışıyor. Hani şey vardır ya, başkalarına çuvalınızı batır ama önce iğneyi kendine batır. Küçücük de olsa bir acıt kendini bakalım. O zaman başkalarına da çuvalınızı koca koca iğneyi batırabilirsin. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani siz biraz önce şey demiştiniz. Hani merhametten maraz doğar. Evet. O konuya gelelim inşallah. Ya gelelim şimdi yani, gelelim. Şu konuyu kapatayım evet, da kapatayım. Şunu konuşacağım sizinle. Gerçekten avukatım Şeyda Yıldırım böyle konuştukça coşmama inanılmaz kızdığı için bu konuyu kapatıyorum. Üzgünüm ama medyadaki arkadaşlarıma çok kızgınım. Çok öfkeliyim. Yaptıkları dangalaklıklara çok öfkeliyim. Yani böyle bir önemli bir memleket meselesi gibi beni ilk önce ilk gün koyup sonra haberin aslını iç sayfalara atmalarına çok öfkeliyim. Çok öfkeliyim. Herkese adı geçen herkese dava açtım. Ve ben bu işin peşini bırakmayacağım. Çok ağır tazminatlar talep edeceğim. Onları da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk Polis Teşkilatı'na bağışlayacağım. Göreceksiniz. Bunu da göreceksiniz. Peki. Şimdi evet bu biraz önce Rezan öyle dedi. Konuyu kapattım. Gerçekten avukatım. Valla beni arıyorlar Seda. Garip bir şey. Ciddi söylüyorum. Şurada iki dakika, iki saat birlikte oluyoruz. Beni bile arıyorlar. Aman ne olur biz Seda Hanım'a gidelim bana yardım etsinler ya. Çok. Ay yani kim yanına sokuluyorsa. Evet, biraz önce Rezan'ın dediği gibi merhametten maraz mı doğuyor? Bu nasıl bir şey ya? Bu lafa ben mesela çok sinirleniyorum. Ben çok yardım eden kişiyim. Ne demek ya hocam? Şimdi bu böyle tabii bir laf var mı? Bunu niye söylenmiş varsa da? Bu şöyle bir realiteyi tespit bakımından doğru. Ama idealizmi anlatıyor mu? Hayır. Yani normalde merhamet Allah'ın sıfatıdır. Rahman ve Rahim'dir. Merhamet kelimesi oradan gelir. Onun bütün varlıklara, efendim hatta canlı cansız varlıklara, insana, hayvana şamil büyük merhameti var. Burada herhangi bir ırk, herhangi bir din de aramıyor Allah Teala. Yani şu Müslüman ben ona merhamet edeyim. Hayır, öyle bir şey yok. Kesinlikle herkese merhametini Rahman ve Rahim sıfatıyla bütün aleme yaygındır. Şimdi oradan geliyor merhamet. Merhamet de Allah'ın bir sıfatı olarak insana da bağışlanmış bir şeydir. İdeal olan, güzel olan insanın merhametli olmasıdır. Vahşi olmaması gerekiyor. Çünkü vahşet hayvana yakışan bir sıfattır. Ki o da zaten onun
İçgüdüsel olarak Allah'ın ona bağışladığı bir şeydir. O olmasa zaten kendi varlığını, fiziksel varlığını yürütemez. Ama insana düşen diğergamlıktır. Başkalarını düşünmektir. İnsan isek bu, budur. Yoksa ben sadece kendim için yaşıyorum. Sadece kendime merhametliyim. Sadece kendime iyi şeyler düşünüyorum da başkaları beni hiç ilgilendirmiyor dediğiniz an burada sorumluluk duygusu ki İslam ona takva diyor. Bakın kavramlarımızı çok iyi doğru algılamamız gerekiyor. Takva diye bir kavramı var Kur'an'ın. Ve imandan sonra gelen ikinci derecedir. İman, takva ve ihsan diye derece derece bu. Takva, meşhur bir İslam Kur'an müfessiri vardır. Muhammed Esed, kendisi Yahudi asıllıdır. Ve inanılmaz güzel bir meal hazırlamıştır Kur'an mesajı diye. Şimdi orada takvayı sorumluluk bilinci diyor. Çok çok beğeniyorum bunu. Şimdi sorumluluk bilinci insan sahibi ise takva ehlidir. Yahut da takva sahipleri sorumluluk duygusuna sahiptirler. Kime karşı? Yere, göğe, insana, komşusuna, efendim, kendisine, Allah'a. Her şeye karşı bir sorumluluk duygumuz olmalı. Eğer biz bu sorumluluk duygusundan kesinlikle mahrumsak, bizim insanlığımızın tartışılması gereken bir noktada olduğumuzu düşünelim lütfen. Fakat bir de hocam şöyle var. Biz dünyaya sınav için geldik. Sınav. Şüphesiz. Bir şeyleri öğrenmek, öğretmek. Tabii. Öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmak adına. Ama bazen karşındaki insana hak etmediği iyiliği fazladan işte yaptığınız onu, zaman karşındaki taşıyamıyor. Tabii işte geriye dönüp burada seni taşlıyor. Şimdi ideal olan insanın merhametli ama ölçülü tabii ki. Ölçülü. Yani ölçülü. Yoksa merhamet ediyorum diye kendinizi tamamen harcamanızın anlamı yok. Ama şu var, ideal noktada, ideal bir insan, sorumluluk duygusuna sahip bir insan ve toplumda gereken şey gerçekten merhametli olmaktır. Ama evet, eğer sizin merhametinizi istismar ediyorsa birileri, hatta çıkıp da dini istismar ediyorsa ki şu anda din en çok istismar edilen şeylerden bir tanesidir. Maalesef adam maalesef radyo kurmuş, ismini vermeyeceğim. Adam radyo kurmuş, 5 lira karşılığı dua yaptığını söylüyor. Ve bu tövbe, kıyamet tövbe. Tabii. Tövbe, böyle tövbe bir sahtekarlar türedi. Neden? İşte bu tövbe, tövbe. İnsanların merhamet duygusunu istismar ederek. Bu durumda o zaman hocam, dur diyeceksin ona. Şöyle yapmak gerekmez mi? Yani istismar edilmemek için yaptığınız iyilik ayağınıza bağdır, zincirdir. Ne zaman sizin yaptığınızı karşı taraf bilirse. Hı-hı. Yaptığın iyiliği sen karşı taraf bilmeyecek. Kimden geldiğini bilmesin o yardımın. Eskidenmiş o. O desteğin. Ama bildiği zaman bak sana zarar veriyor işte. Eskidenmiş o. Şimdi insanlar reklam olsun diye. Ben mesela bir yeri gezdim. Çok orada doğru. Bir taş gördüm. Sadaka taşı. Evet sevgili hocam. Bakın bunu da iyi dinleyin. Rezan Kiraz aslında laf lafı açtı. Çok güzel bir şeye değindi. Karşı taraf bilmeyecek. Eskidenmiş o. Şimdi öyle değil. Şimdi niye öyle değil? Ona geleceğim. Ona gelmeden önce sadaka taşı diye bir şeyle tanıştım. Aa bu ne be dedim. Efendim dedi buradan dedi camiden çıkanlar bu sadaka taşının üzerine para koyarlarmış. Düşün orada ne kadar cemaatin verdiği evet, para birikiyor. İhtiyacı olan da. Evet ihtiyacı olan da el ayak çekildikten sonra kimseye görünmeden Rezancığım gidermiş. İhtiyacı ona, olduğu kadar. İhtiyacı kadar. Olduğu kadar. Evet. Hepsini değil. Şimdi taşı götürürüz. Yani taşı mı söker alırız? Ayakkabılar gidelim ki. Hatıra o taşı diye. Görünce dedim ki hadi be. Şimdi dedim şimdi böyle bir şey mümkün mü? Mümkün mü? İhtiyacı olmayan da alır onu. Alır. İhtiyacı olduğunu düşündü de taşı da söker götürür. Ben bir gün. Yani bunu, ama şimdi demek özür diliyorum hocam. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Bu sözü bağlamam lazım. Şimdi söylemek durumundayız. Niye? Ne kadar söylersen o kadar insanlar artık elini cebine atmaya başladı Rezan. Evet destek ha, ve ön destek, açmak, yani, yardımcı olmak yani mi de birilerine örnek. Aman bana ne diyor millet, bana ne diye bir şey yok. Komşun bizim dinimizde de var evet, öyle değil tabii mi hocam? Açken tok yatan bizden ha, değildir diyor. Sen komşun şey açken. Karl Marx bunu düşünemedi hayatında. Ve hatta başka bir şey daha söylüyorum. Bak benim yazdığım İslam'ı Kur'an'dan okumak kitabında bunu söyledim. Çok etkili oldu. Şimdi mesela Kur'an'da diyor ki ya Resulallah peygambere soruyorlar. İnfak diye yardım demektir. Allah rızası için vermek. Ne kime ve ne kadar? Diyor ki Kur'an-ı Kerim cevap veriyor sahabinin sorusuna. Kulil af. De ki ihtiyacınızdan arta kalanı.
Şimdi bakın bu o kadar önemli bir şey ki. İhtiyacınızdan arta kalanı sınır yok. Burada takva ölçüsünde yardım da artıyor. Şimdi bu çok çok önemli bir şey. Paylaşmak. Eğer böyle olmazsa o zaman ne dinin, ne imanın, ne insanlığın. Evet verecek. Dağıt. Verecek, veriyor da nitekim. Öyle. Birden 700'e kadar o kendisi açıkça Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde yapılan bir yardım. Maddi ve manevi. Birden 700'e kadar ödüllendirileceğini. Ben hayatımda yani bir kuruş iki kuruş. Rezan Hanım'ın da dediği çok doğru. Bunu açıktan da verebilirsiniz ama gizliden verdiğiniz zaman çok daha takvaya yakın oluyor. 5 kuruş vermeyeyim ki 2-3 gün sonra onu bir şekilde 50 kuruş, 100 kuruş, 500 kuruş olarak geri dönmesin. Bizim eskiden şöyle bir şeyimiz vardı. İnsanlar ihtiyaç istettikleri zaman diyelim ki esnaf gidip de tefeciye bana borç para ver derlerdi ki sadaka ver. Allah Allah. Ya adam ihtiyaç içinde para. Ona diyorlar ki sadaka ver. Neden? Çünkü sadaka verdiğiniz zaman mutlaka karşılığı gelecektir. Bizde böyle bir yapı var. Kese doluysa para yani içine bir akçe daha koyamazsınız. O keseyi biraz boşaltmalısınız ki içine yeniden başka paralar koyabilirsiniz diyoruz. Peki ben kuantuma geçmek istiyorum. Evet. Rezan, Kiraz senle başlayacağım. Allah aşkına. Bak bu sesimi yitirdim. Sesim çatlar. Çok şarkı söyledim sen, ben. Sen var ya her türlü burada burayı böyle coşturursun her türlü. Vallahi ben celalleniyorum. Bak şimdi ciddi söylüyorum. Bu kuantum diye bir şey çıkar. Kuantum denen bir şey var. Var tabii. Yani bu fizikçilerin, astrofizikçilerin kullandığı bir yeni bir kavram diyelim. Yani kuantum dediğiniz ne? Atom biz biliyoruz, öğrendik ki en küçük madde parçacığı diye öğrendik. Ama artık bilim ilerliyor, fizik ilerliyor, metafizik ilerliyor, uzay gelişiyor, her şey, bilgi yenileniyor. Astroloji, altın çağdayız diyoruz, kova çağındayız diyoruz. Dolayısıyla uzayla ilgili her şey, bilgisayarlar girdi ve bilim çok daha hızla ileri gitti. Şimdi kuantumda öğrendik ki, ben astrofizikçi değilim, fizikçi değilim. Evet, iyi bir pozitif bilim aldım ama anladığım şu, atomun alt parçacıkları, daha da küçük parçacıkları. En küçük parçacık atomdu ama ondan da küçükleri varmış. Biz ona kuantum deniyor. Astrofizikçilerin, fizikçilerin kullandığı bir kavram. Ama o kuantum alındı. Aşkın kuantumu oldu, mutluluğun kuantumu oldu, astrolojinin kuantumu. Allah Allah. Böyle yani, mi yapmak istediler de bu hale getirdiler? Ama doğru kullanılmıyor. Kavramları doğru yerde kullanmıyoruz. Sadece rant elde ediyoruz. Sizin benim cebimizden para çalmak için kitaplar yazılıyor. Yalan yanlış konuşmalar yapılıyor. Ay en çok satanlar arasında bir de o kitap. Ne demek bu? Kuantum büyünün adını... Resmen söylüyorum, büyünün adını kuantum koydular. Aha. Zamanda geriye nasıl gideceksiniz? Al işte, coştu. Kararlarınız değişecek. Büyünün al bakayım adını zamanı kuantum yarım mu? Saniye. Yaz kızım Osman Efendi'ye. Büyünün adını yaz kuantum kızım. Koydular. Şimdi büyünün büyücü adını... müsünüz siz? Zamanı yarım saniye geri alabilir misiniz? Kararınız değişecek mi? Bir şey daha ben söylemek istiyorum. Rezan'ı her zaman destekliyorum. Gerçekten Rezan bu işin duayeni. Şimdi kuantum dediğiniz zaman bir de şöyle diyorlar. İşte eşi fizikçi. Geçmişteki diyorlar, geçmişteki düğümleri, aile düğümlerini çözdük. Biz bundan sonraki hayatımız geçmişteki olaylar cereyan etmeyecek. O zaman Allah'ın bize verdiği bir kader var. Biz o kaderin dışına çıkamayız. O kaderin yerini değiştiremeyiz. Dinimizde biz hepimiz kendi kaderimizle doğuyoruz. Benim dedemin, dedemin, dedemin kaderi beni niye ilgilendirmez. Filiz, bir şey diyeceğim. Filiz Özkol. Aşkım. Ay çok şekersin. Aşkım ben çok seviyorum. Çok şekersin. Şu ay inan Rezan çok seviyorum. Bak, gelsene. İnan bayılıyorum gel. Ben bu kadına. Ne olsun? Nuriyeli Taş stüdyoyu bastı. Elinde İnan. Çiçekler aşık oldum. Gelsene. Çok güzelsin. O kadar o çiçeklerin arkasında öyle masum öyle güzel duruyorsun ki. Ay. Gel Allah aşkına. Çok manyaksın gel. Valla ben çok seviyorum sizi. Şimdi ben bu ikilinin çok üzülüyorum diye o da çok üzüldü ve
Sabah da mesajlarıyla işte Türkiye seni biliyor, herkes seni çok iyi tanıyor ve seviyor. Boş ver, sen neticede bekar bir kadınsın, günahın sevabın ama herkes kendine baksın. Sabah öyle yazdım, çok dedim ki şurada bile beni güldürüyorsun dedim. Gelsene, gel hadi. Hadi gel. Gel hadi. Gel 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 gel. Hocam Nuri Yerlitaş Hanımefendi ile tanışıyor musunuz? Ya bana sabah çok moral. Ay ne güzel günler. İşte dost böyle bir şey. Hakikaten güzel bir şey. Dünden beri ama bu sabah şey. Özellikle yoğunlaştı. Böyle gel otur bak. Bu sabah çok... Ay estağfurullah. Çok güzelsin. Çiçekler de çok güzel. Bu sabah çok mesajlar attı. Üzülme. Seni herkes tanıyor, biliyor. Boş ver, takılma. Sen çok mühimsin. Yaptığın yardımlara bak, yaptığın işlere bak. Anlatılacak çok daha mühim şeylerin var senin. Demesi. Ay canım nasıl hissettiniz? Ama çok teşekkür ederim. Şimdi bak kuantumdan bahsediyoruz ve dedik ki sen de inanıyorsun. Evet. Kuantum. Ama Rezzan Kiraz diyor ki kuantum bir büyü. Diyor. Yani öyle diyor. Tabii. Yani büyücü olmanız lazım sizin o kuantumda. Size anlattıkları şeyi yapmanız için. Yani ne o? Gidiyorsunuz, efendim dedenizin bilmem neyse sizi hayata sizi bağlıyormuş. Yok öyle bir şey. Ancak yok. Genetik olarak sizi bağlar. Biyoloji açısından önemlidir. Ama onun orada yaşadığı bilmem ne krizi, evlilik krizi sizi hiç bağlamaz. Çünkü doğumdan önce ruh neredeydi? Ruh kavramını biliyorsanız o ruhun bağımsız, özgür, hiçbir bağ olmadığını da kabul edersiniz değil mi hocam? Ruh dediğiniz şey, dedemin dedesiyle nasıl bir bağlantım olur ki benim? O alemde, nereden biliyorum ki? O ruhun onunla akraba olduğunu, nereden ya, biliyorum ki? Bir dakika bacım, biz kuantumu böyle bilmiyoruz. Biz kuantumu bize ne anlatıyorlar? Diyorlar ki... Anlatıyorlar, uyduruyorlar. Sen de bacım. Diyorlar ki, iyi düşün. Evrene enerji ruh diyorlar. Ruh kavramını kaybediyoruz. Mesela atıyorum sokak. Tabii bazı şeyleri bana çok saçma geliyor da. Muhammed Nurdağan hocam da buradayken şimdi, konuşalım hepimiz. Şimdi hocam ruh kavramını bir kere anlatırsa bunu çok dönem, iyi anlayacağız. Nur Yerlitaş da uyguladı. Onun için burada çok güzel bir sohbet nasıl oldu uyguladınız şu an. Nasıl uyguladınız Nur Hanım? Şimdi diyorlar ki evrene iyi enerjini yolla, iste gelecek. Ne kadar kolay. Bir dakika. Geldi mi? Geldi mi? Gel böyle bir şey. İyi bir niyetle kapıyı açıyorsunuz. Şimdi kuantumu önce iyi dilekler dile ve iyi gelsin diye bir kere o cümleyle kapıyı açıyorlar. Şimdi o güzel bir şey. İyi düşünüyor olsa bunu hepimiz yapıyoruz. İşte ondan sonrası dizi film gibi. Dizi film gibi. İyi şeyler dile... İyi şeyler gelsin. Tamam, şimdi, doğru. Güzel tamam. Bir şey. O ama güzel. Ama bunun evrendeki işleyişle ilgili bir kural haline getirmeye kimin hakkı var? Aynen. Yani aynen şimdi siz kendi kendinize evet. Kurguladığınız bir şeyi sanki bütün evrende zaman ve mekanı bağlayan bir kural olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu hafif bir kurgu. Allah kavramını kaybediyor. Böyle bir şey yok. Tövbe. İstediğim oldu. Tabii. Her şeyi anlat. Tabii. İnkara gidiyorsunuz. Şimdi, çok tehlikeli. Tabii. Şimdi Rezzan Hanım. Onun için burada kafayı yiyorum. Tebrik ederim. Çok doğru. İnkara gidiyorsunuz. Bir defa Allah kavramını kayıp kaybediyorsunuz. Siz kendi kaderinizi İnancınız bozuluyor. Tövbe deyin. Yani. Münafık büyücüler. Gidin alın o abuk subuk kitapları bakayım. Şimdi o bakın. Gidin alın da imandan çıkın. Münafık büyücüler. Günah. Bakın Allah'a şirk koşmak gibi bir şey oluyor. Aynen aynen. Evet. Şimdi bakın büyü kavramının Allah'a şirk koşmakla küfür olduğunu bütün İslami şeyler söylüyor. Evet. Allah da Kur'an'da söylüyor. Tövbe. Neden Allah biliyor musunuz? Neden bu? Çünkü bir defa akla ve evrensel gerçeklere maddenin kurallarına aykırı. Eşyanın tabiatına aykırı. Neden? Çünkü Allah Teala dışında hiçbir varlık maddenin, hayatın kaderine etki edemez. Yani siz burada durduğunuz tövbe, yerde doğru. Bir takım abuk subuk şeyler yapacaksınız. Yok sabuna iğne batıracaksınız. Yok bilmem şunu okuyacaksınız. Ve benim kaderimi, benim hayatımı ölüm veya mutluluk açısından değiştireceksiniz. Böyle bir şey yok. Neden? Tövbe, tövbe çünkü diyeyim. Böyle bir şeye inanmak o kişiyi ilah mevkiine koymak demektir.
Şimdi aynen, ancak doğru. Allah buna... Rezan helal olsun sana. Şimdi o bakımdan... Ben her söylediğim sözün doğruluğuna inanırım. Şimdi, söylediğim mesela, her söz mutlaka doğru olmalıdır. Şimdi bakın çok Seda. Güzel. Enerji gönderdik geriye geldi. Şimdi bu bir defa fasafiso. Asla olmayan safsata. Ha bu bir temenni olabilir. Ama bunun aslı faslı yok. Çünkü temelde bir akılcı bir şeyi yok, izahı yok. Ama Allah Teala eserleriyle ortada, her an diri, her an gören, işiten, bilen, her şeye kadir bir mutlak varlık. Şu anda da yanımızda. Her yerde hazır ve nazır. O diyor ki kitabında, beni arayın, beni çağırın, ben geleyim. İduni istecib lekum. Bana dua et, dua davet çağırmak demektir. Allah'a çağırıyorsunuz. Ya Rabbi benim şu sıkıntımda bana yardımcı ol. Allah dilerse geliyor ve seni her hal ve şartta yardımcı oluyor. Şimdi bu Allah'ın varlığına iman esasına dayalı bir şey. Ama ben iyiliği gönderdim. Evet, gitti gel. Ne gel gel git git. Yani, gel olmadı. Gel git git. Elimi yok, açtım. Ellerimi sonra, açtım. Sonra geldi, gitti. Şu böyle enerji. Olmadı. Hakikaten. Bakın, işte filan enerji lafı bir de kuantum. Her sene, her dönem böyle bir takım şeyler ortaya atıyorlar. Mesela diyorlar ki, evet. Bir dakika. Bu çok önemli. Güzel bir şey söyledin hocam. Dedin ki her dönem bir şeyler atıyorlar. Kuantum tekniğiyle zengin olabilirsin diyorlar. Hani kuantum düşünmeyince. Bak ne demiş? Allah iyi veremedin yukarıya diyorlar. Allah ne demiş? Ben ilmi isteyen herkese, serveti, zenginliği dilediğime. De istediğime veririm. Sen kimsin Allah Allah, tövbe haşa bir oluyorsun da pazarlık, kendine tövbe, ne yapıyorsun? Bu bir kısmet tövbe. Meselesi, bu bir nasip meselesi, bu bir kader meselesi. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Ay, bakın. Yerim ben. Canımsın ben seni ama bir öpeyim. Ama ne kadar öpeyim. Var, değil mi? Gel ben seni bir öpeyim. Şimdi. İnan çok seviyorum seni. Teşekkür ederim. Şöyle. Yerim gözükmedi değil mi? Bakın bir de şunu söyleyeyim. Hocam zaten bakmadı hemen o tarafa dönüyor. Şimdi diye Muhammed Nurdoğan hocam böyleydi bak böyleydi. Şimdi diye. Ay canım hocam benim çok seviyorum. Bak bu, bugün biz Ahmet Nurdoğan hocamla hakikaten Muhammed Nurdoğan hocamla gayet iyi anlaşıyoruz. Değil mi hocam? Tamam. Vallahi ben terbiye oldum. Allah'a emanet. Kavga güzel, ettiniz mi daha önce? Güzel. Ha? Kavga mı ettiniz daha önce? Yok. Bazen bir, böyle bir iki fikirlerle. Ama hayır, şimdi görüyorum ki vallahi helal ettiniz? Olsun sizi. Tebrik ediyorum kardeşim. Değişti kadın. Vallahi karşıya gitti geldi. Geldi. Sonra geldi. Değişiyoruz o biz. O da şimdi, düzeldi hocam. Bakın. Ben de hocam. Şimdi, gördün mü? O da gitti geldi. Hacı oldu. Umre çok, yaptı. Çok. Allah'ıma bir şükür. Gene bu senede gideceğim. Arkadaşlarımı da gitsin inşallah. Allah bana da Nur'u götüreceğim. Yemin et beraber. Nasıl dedi? Ay rahat yürü. Ay yürürsün ayol dedi. Ne güzel yürüyeceğiz. Şimdi, Seda Hanım, şimdi gelelim atom ve nedir? Kuantum. Şimdi kuantum. Bakın. Çok güzel atom, kelime kuantum. Atom aslında bir felsefi konudur. Şimdi atom hep bize fizikte, lisede ben matematik bölümü fenden mezun oldum. Çok biyolojiyi, matematiği çok seviyorum. Şairim ama feni çok seviyorum ve fenin fiziğin, kimyanın, Allah'ın kevni ayetleri olduğunu söylüyorum. Zaten Allah'ın iki ayeti vardır. Bir, kevni, yaratılıştaki ayetleri. Hı hı. Seda Hanım Allah'ın bir ayetidir. Rezan Hanım, Muhammed Nurdoğan, Nur Hanım. Birimiz. Herkes Allah'ın bir ayetidir. Bir gül Allah'ın ayetidir. Nedir? Ayet belge demektir. Hı hı. İşaret demektir. Biz ondan Allah'ın varlığına istidlal ederiz. Akıl yürüterek Allah'ın varlığına ulaşırız. Şimdi dolayısıyla şimdi atom dedik, fizikte bize bir şekil çizdiler. Dediler ki ortada proton var, artı yüklü. Etrafta da nötron var. Nötron dönüyor parçacık. O kadar çok süratli dönüyor ki yerini tayin ettiğinizde zamanını tayin edemiyorsunuz. Zamanı tayin ettiğiniz yani çok yani bir noktadan bir saniye içinde 100 milyar kere geçen bir hız. Aslında bu bir felsefi bir kurguydu. Çünkü tabii. Hiç kimse matematik gibi hiç aynı. Kimse evet. Niye bu hale geldi? Şimdi bakın hiç kimse yani mikroskopla bir şey en ileri mikroskopla dahi atomu tespit edemediler. Fotoğrafını çekemediler. Sonradan dediler ki işte bölünmeyen tek varlık atomdur. Sonra atomun da bölündüğü ortaya çıktı. Bu da kurgusal. Şimdi kuantum fiziği.
Bu da bir kurgu. Şimdi, kuantum, bunlara, yani kurgulara bakın, bina ederek bilim yapılamaz. Astrofiziğin önünü kesmiyoruz. Evet. O bilimsel bir kavram. Sen o de, ilerleyecek. Filiz'cim sen de Nur en iyi bilir. Sevgili hocam da bilsin istiyorum. Çok okuduğumu hep zaten size söylüyorum. Mevlana'yı ve Mesnevi'yi cilt cilt okumuş bir kimlik olarak. Kuantumla Mevlana benzerliği tartışılıyor. Ne alakası mesela, var? Mesela insaf. Aslında aslında Mevlana bunu yüzyıllar önce doğru düşünmeyi, güzel düşünmeyi, evet, hani iyi enerjiyi, o kuantum değil ki. Bunu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Tasavvufun ta kendisi. Şöyle ki, kuantumla ne bağlantılı? Bir dakika anlatayım. Şöyle ki, işte birinci uluslararası Mevlana'nın izinde barış ve hoşgörü proje olimpiyatı olimpiyatında Mesnevi etrafında kuantum çiçek çekirdekleri adlı proje birinciliği elde etti. Fantastik şeyler bunlar. Konuyla ilgili bilgi veren projenin danışman öğretmeni Emrah Eker, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 6 ciltlik eseri benim okuduğum. Tamam, Mesnevi'de kuantum fiziğini 1000 yıl önce anlattığını. Bakın Mevlana bunu aslında böyle değil. Kuruntu efendim bari, böyle bir şey yok. Mevlana'yı affedersin. Sadece isminin farklı olduğu. Yani bu bakın, popüler bir kavram. Şimdi ben bunu size her yerde kullanıyorlar ben, ve yanlış yerde. Geçen gün de ben bir peki Mevlana'yla karşılaştırması da bana ters geldi. Ne alakası var yani Mevlana'nın şimdi, ne işi var böyle hocam, şeylerle? Peki ne bunu böyle oluyor? Önemli hocalar bile neden diyorlar sonra ki? Sonra efendim Mevlana. Ben Mesnevi'yi okudum. Başka bir şey. Şimdi Mesnevi biri bir şey söylüyor. O aşk, o dünyanın güzellik, en büyük edebi eserlerinden, en büyük düşünce ve sanat eseri. Büyük bir sanatkar. Ben şair olarak da ben Farsça bilen bir insanım. Klasik edebiyat hocasıyım. Şimdi Mesnevi gerçekten çağının en ileri bir edebi ve fikri eseridir. Siyaset var onda. Okuyun, efendim okuyun, edebiyat var. Aşk var. Zaten öyle, ben aşk dinine mensubum diyor. Aşkını okuyacağım. Şimdi bakın bununla böyle kuantumu, bu fasafisoları, affedersiniz, bu uydurma şeyleri meşrulaştırmak için bir takım meşhur şahsiyetlerden, tarihi şahsiyetlerden faydalanma yoluna İsim gidiyor. Kullanıyorlar. Fakat burada çok tehlikeli bir nokta çıkıyor. Şimdi geçen bir programda, akşam programında gece saat 2:30'a kadar bu konuyu tartıştık. Evet. Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. O da şu. Bakın, Kur'an gerçekten insanlığın Allah tarafından gönderilmiş son rehber kitabıdır. Ve bu kitapta bahsettiğimiz kevni ayetlerle indirilmiş ayetler birlikte mütalaa edilir. Ve Allah Teala sürekli insanı varlığın işleyişiyle ilgili yasalara dönmeye çağırıyor. Sivrisinek nasıl yaratılmış ona bakmadınız mı? Dağlar nasıl yükseltilmiş? Bir anne karnında çocuk nasıl eğitiliyor, nasıl gelişiyor? Görmediniz mi diye hep bizi kevni ayetlere yönlendiriyor. Ve münzel ayetleri de İkisi birlikte anlaşılmaya davet ediyor. Şimdi dolayısıyla Kur'an gerçekten insanoğlunun evrensel bilincidir. Evrensel akıldır Kur'an. Şimdi bundan yoksun bırakmak için, İslam'ı Kur'ansız bir İslam haline getirmek için bir takım oyunlar oynanıyor. Bazen peygamberi ilahlaştırıp Kur'an'ı devre dışı bırakmaya, Hazreti İsa'yı ilahlaştırıp İncil'i devre dışı bıraktıkları gibi. Bazen de bir takım kitapları, diyelim ki Said Nursi'nin Risale-i Nurlarını yahut da Mevlana Celaleddin'in Mesnevisini o kadar kutsallaştırıp o kadar ulvileştiriyorlar ki yani neredeyse Kur'an onların yanında ikinci derecede kalan bir kitap haline getiriliyor. Şimdi bu da böyle. Tövbe. Şimdi Mesnevi'yi alıp efendim kuantum şeyle yani ne alaka var yani? Allah'tan korkun ya. Bunun Mesnevi ile kuantum fiziğinin ne alakası var? Kendilerine mesnet arıyorlar hocam. Dayanak o devirde, arıyorlar. Bakın, kendilerini hatta ben şunu belli söyleyeyim. Bir yerde tutmak adına. Kendilerini ben size şunu söyleyeyim. Tutmak Mevlana adına. Celaleddin Rumi'nin eserini verdiği zamanlarda Mevlana da dahil olmak üzere herkes dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Tabii. Ve göklerin döndüğüne inanılıyordu. Batlamyus fiziğine, astronomisine inanılıyordu. Şimdi halbuki Kur'an'da dünyanın döndüğü, güneşin döndüğü, dünyanın yuvarlak olduğu, evet, açık ve sarih bir şekilde yazıyor.
Yani eğer bilseydi Mevlana varlığın sırlarını, o zaman dünyanın yuvarlak olduğunu da söylerdi. O zaman dünyada efendim o kadar gökyüzü... başka şeyler olmaz ki böyle bunlar. Bir şey. Çok başka. Ya, bunlar, tabii bunlar çok yani Mevlana'nın bir Mevlana'ya dua ettim dedi. Kaç kez dilek dilediniz, istediniz, doğayı astrala gönderdiniz birçok şey ama oldu mu? Olmadı. O zaman ne oluyor? İnsanda inkar başlıyor Sedacığım. Ben bu kadar yalvardım. İngiltere'de bir şoför öyle dedi. Ha. Müslümandı, İranlıydı. Aa ne güzel, ben de Müslümanım, ne güzel kardeş dedim. Yok, Allah yok dedi. Tövbe. Tövbe, bismillah. Tövbe. Şimdi ben bu kadar dua ettim, bu kadar da mesajlar gönderdim, bu kadar da istedim, olmadı. O zaman? Demek ki yok. O zaman yok. O zaman inkar başlıyor. Allah korusun. Dediğim şey bu. Sen nesin ki? Sen kimsin ki? Yani zamanda geri gideceksin. Olayları değiştireceksin, hayatın değişecek. Hayat bir kelebek etkisi gibi. Kelebek etkisi filmini alın ve seyredin. Hep hayat birbirlerine bağlı zincirler. Kararlar sonucu bir başka olaylar oluşur. Kesinlikle. Buna biz kader diyoruz. Zincirin bir noktasına geri gidip o kararı değiştirmelisiniz ki sizin bugünkü hayatınız değişsin. Ya da geleceğiniz değişsin. Bunu yapabilme gücünüz ancak majisyen ya da büyücü olmanız gerekiyor. Evet, onlar da büyücüler de yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Eşin fizikçi. Fizikçi. Yani İnsan dolayısıyla beynini uyuşturma şekli ve popüler kültürün bir parçası Hasilize ve etmiyor. Amerikan sisteminin geri kalmış ülkelerin halkına uyguladığı bir kontrol mekanizması. Başka hiçbir şey değil. Bu mankurt hale getirir. Yani insanları mankurtlaştırmak. Gün geçmiyor ki kütüphanemize bir kitap daha ekleniyor. Özellikle biraz önce dediğim gibi Nur'a da o yüzden baktım. Yani ay inandırmaya çalışıyorlar, öyle değil mi? Şöyle düşün, böyle olacak. Böyle tabii ki ben bir şeye inanıyorum. İyi düşün, iyi olsun. Bunun kuantumla alakası yok. Normal yapamaz. Dinimizde de var. Dinimizde de var. İyi düşünmek dua makamındadır. Hayır dile komşuna hayır gelsin başına, iyi düşün, iyi olsun. Güne iyi başlamak güzel bir şey. O iyi düşünmek aslında bir duadır aslında. Bir takım olumlamalar, göndermeler, bilmem neler, böyle abuk sabuk şeyler. Yani böyle bir şey yok mu diyorsun? Yok. Yani bu sistemi buraya oturtup, hayatı buna bağlayıp, buna da kendini inandırıp, hep söylüyorum, el üstünde, elde bir şey üstünde oturup ben evrene gönderdim. Hastalığımdan kurtulacağım. Gel diyeceğim mesela, gelecek şimdi. Mesela hastalığımdan kurtulacağım. Hadi be çocuğun, Allah korusun, hastanede. Tövbe tövbe. Hastanede sen istediğin kadar olumlama yap. Çocuğuna şifa şey bulamayacaksın. Bakın, yani. İsmi yapacağına çok, dua etsin. Çok güzel bir şey söyledin. Dua etsin. Bir dakika, yalnız her şeyi. Dua yani. Şimdi yer burada, burada ben biraz... Eskiden kuantum mu vardı? Şimdi son yıllarda hep kuantum, işte, kuantum. Başka bir şeyin adını, başka bir şey. Şimdi bakın Rezan Hanım. Nur Hanım bitirsin sözünü, özür dilerim hocam. Ya ben şuna inanıyorum. Böyle büyüdük, büyüklerimizden böyle gördük. Allah'tan istiyoruz. Yaradan'dan istiyoruz. Yaradan'a sığınıyoruz. Tabii bir türbeye, bir evliyaya gittiğimiz zaman bile onu aracı ziyaretlerde kılıyoruz. Ziyaretlerde bile. Onu bile yapmamak yani, lazım. Yani, o aracıya ihtiyacı yok Allah Teala. Ben ona İnsanın inanıyorum. Orada daha kolay konsantrasyon sağlanıyor. Evet. Allah'la şimdi, ama dediği gibi ziyaret en nihayetinde. Ziyaret dedi. O Allah evet. Bakın Allah her aracı şeyi gören, mi? Bilen, o içimizde dışımızda olan bir varlık. Şimdi hatta şöyle bir şey var. Dediniz ki bir hastamız var ve biz bunun iyileşmesi için. Bakın orada önce doktora gitmek mecburiyetiniz var. Ona fiili dua deniyor. Eğer doktora gitmeden, ilaç kullanmadan, yani fiili duayı gerçekleştirmeden ya Rabbi benim hastamı iyileşti derseniz o olmaz. O yanlıştır. Çünkü Allah'ın indirilmiş olan ayetleri ve yaratılmış olan ayetleri var. İlaç da, doktor teşhisi de netice itibariyle onun koyduğu maddi alemdeki kuralların gereğidir. O kuralların gereğine eğer riayet etmezseniz o zaman iş safsataya döner. Yani ben yatayım, hiçbir şey yapmayayım, evet, Allah beni beslesin. Yok öyle bir şey. Evren bana nasıl bu nereden gönderir? Geliyor? Bu bize uzak doğu kültürlerinden gelen bir davranış şeklidir. Yani bu belki ruhçu kültürlerin bize etkisiyle oluşmuş yanlış bir kader anlayışı. Uzak Doğu kültürlerinde de güzel şeyler var hocam. Şüphesiz mesela var. Ben geçenlerde televizyonda gördüm. Bir Pakua.
Pakua, benim evimde de Pakua nedir var. Nedir Pakua? Pakua, Uzak Doğu'dan, Çin'den, Japonya'dan gelen ayna. Ama ayna. O tabii, Pakua inançtır. Kimin evinde oluyor bunlar? Oradan bulacağız bunu biz. Ben sana getiririm bir daha Pakua. Ay millet bilse kız ben onu... Ya geçen gün gördüm hakikaten bir yastığın üstüne bir el ayna konmuş. Bunu da buraya asın Pakua. Öyle yani bohçacı kadınlar gibi bir yastık yapıp üstüne ayna koymakla Pakua olmuyor işte. Pakua'nın üstündeki ayna bile bir form içinde. Belli bir formu var. Belli bir dizaynı var. Belli bir dizaynı var. Sen belli bir yere koyduğunda Nurella, kötü enerjiyi geri götürecekse eve giren iyi enerjiyi de götürür, yansıtır. Onu ne yapacaksın? Böyle bir şeyi bil, başka bir şeyi bilme. Sen mimar bile değilsin. Nereden bileceksin Feng Shui'yi? Ay bayılıyorum bu rezdana bak. Nereden bileceksin de atıyorsun? Doğru bilgiyi söyle. Dediğim gibi şuradan pozitif enerji geliyorsa ve ayna koyduysan o da ona yansır geri gider. Sadece doğru. Negatif enerji gitmez ki. Doğru. Evrende doğru. Her şey var. Yastığı astın oraya. Bohçacı kadınlar gibi hakikaten. Bizim eskilerde aynayı kapalı tutarlar. Duvarın üzerinde. Böyle tabii bakılır ondan sonra ters çevirir. Niye ki? Pozitif i̇şte, enerjinin işte başka bu. Bir yerde ne o Pakua'nın asılacağı yer önemli. Belli. Vay Muhammed Dizayn Turgan hocam Pakua'cısını da söylemiyor ne? Seni Pakua'cı senin. Vallahi ben Pakua makua anlamam. Hocam benim niye aynayı çeviriyorlarmış? Bunun cevabını ver. Bu işte toplumdaki inançların şamanizmden kalma inançlar efendim Sümer kültüründen kültürler egosentrik olma diyor. Kendine aşık olma. Onu da verir bu yaptı. Kendine cemaline aşık olma. Ben bir tek şey bilirim. Bakın ben bir tek şey bilirim. Bir şey soracağım Reyhan'a. Akıl diye bir nimetimiz var. Allah bize kendi ruhundan üflediği bir ruhtur akıl. Şimdi her şey bakın hayatın bütün şeylerine bakın. Bunların tamamı teknolojisi, ekonomisi, siyaseti, giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi hepsinin temelinde akıl ve düşünme yatıyor. İnsanoğlu düşündüğü için insandır. Peki devam düşünme edeceğiz. Düşünme kabiliyeti Allah'ın insana bağış. Onu terk ettiğin an, kılan, akıl dışına çıktığınız an bittiğimizin resmidir. O zaman hayvansal sakın bir yere ayrılmayın devam edeceğiz. Günahkar olmadı. Stüdyoyu basınca ben de ona sürpriz okumak istedim. Çünkü bu şarkının albüme girmesi için kendini paraladı. Hı hı. Albümüm bugün piyasaya çıktı. İyi ki geldin. Albümü unutmuştum ya. Vallahi o kadar üzdüler ki beni. Albümümün keyfini yaşamak istiyorum. Görüyorsunuz Seda Sayan 2012. Biraz önce okuduğum şarkı Canım. Kardeşim Mehmet Yüzüak izliyor zaten. Çok önemli bir hocam diyorum ona. Canım o benim. 2 Şubat'ta burada doğum gününde ben bu şarkıyı okuyacağım. Ahmet Özden hocam Mehmet Yüzüak da şiirini okuyacak. Tabii burada büyük bir sürpriz. 2 Şubat Mehmet Yüzüak'ın doğum günü. O gerçekten çok önemli bir söz yazarı. Seni seviyorum Mehmet Yüzüak. Mehmet Yüzüak'ı aradım dedim ki Nur çok istiyor bu şarkıyı okumamı dedim. O da bana annem der. Oku anne dedi be. Güzel olur dedi. Ve şarkıyı bana hediye etti. Çok seviyorum onu. Canım Mehmet Yüzüak ve Nur Yerlikaş. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Evet, Allah yüzünü güldürsün. Amin. Güzel şeyler amin. Olsun. Amin. Bol satış, bol kazanç. Tabii. Hani tabii. Bütün emeği olsun. Geçenler için. Emeği geçenler tabii, kazansın. Tabii. Burada artık tabii. Albüm sattığında sadece siz kazanmıyorsunuz. Tabii. Oraya emeği geçen bu kadar herkesin emek kazancı. Sakın indirip indirmeyin öyle korsan falan adamı şeyler de yapmayın. Bak günah. Hak yemiş oluyorsunuz. Ama hak yemiş oluyorsunuz. Kul hakkıyla gidersiniz o aleme. Nur Yerkaş bir kere daha koruyun. Evet bir kere daha teşekkür ediyorum ki bana ısrar edip bu şarkıyı albüme koydurduğun için. Ahmet Özden hocamın en çok transa geçtiği şarkı bu. Bayılıyor. Hemen diyor bir kadeh bir şey koyasım geliyor diyor hocam. Kızıyorum bir kadeh bir şey koy deyince. Ama sen geçen bir şey dedin. Ha bu arada bir kadeh bir şey deyince biz şarkı söyleyen
bütün starlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki benim anneme kalbiyle ilgili 50 yaşından 55 yaşından sonra doktoru bir kadeh viski verdi. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Biz yorumcular albüm okurken albüm stüdyosunda, burada programda değil, albüm stüdyosunda yumuşatmak için boazımızı bir iki kadeh alabiliriz. Bu da o yanlış yansıdı. Onu da söylemek istedim. Sağış Aslan bunun üzerine en çok delire ne oldu? 20 yıldır 20 yıl bizde çalıştım. Ben senin kulisine içki gittiğini görmedim dedi. Halbuki orada söylenilen albümde ben zaten paylaşıyorum, söylüyorum. Hocam da beni rahatlattı. Sigara içenle içki içenin arasında fark yok dedi. Ben sigara içmiyorum, arada bir pro içiyorum ama yani arada bir iki kadeh oluyor hocam. Sinacığım ilaçlarda kendimizi da var. Kendimizi bozmadan olsun mu? bu kendimizi da kadeh. Yok öyle hani, sorma bana. Efendi efendi. Bak, kimseye bulaşmadan, Sedacığım, bak, sataşmadan. Benim de kadehim var. Bu kadeh işte. Kadeh dediğiniz bu. Kadeh bu. Ama içinde ne var? Su. Su. Yani her kadeh bir şey değil yani. Onun için yani kadeh dediğinizde. Şarap kelimesi ile... ama nehirlerde şarap zaten yok, şarap içilen, içilen şey demektir. İçimine doyulmayacak şaraptan nehirler olacak demiyor mu? Kızıyor mu hocam? Ben şarap teslim şarabı. Şimdi şarap içki demek. İçki tane demektir. Şimdi su da şaraptır. Evet. Meyve suyu da şaraptır. Evet. Ama Kur'an'da alkollü içkiye hamr diyor. Yani şarap değil. Alkole hatta aslında cennette şaraptan bahsediyor. Evet. Şaraptan nehirler var diyor. Evet. Onun içinde... İçinde insanın aklını gidermeyen bir şaraptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Tesnim şarabı deniyor ona. Allah onlarla ikram edecek bizi. Hı hı. Orada içkilerin en güzeliyle ama o insanın aklını gidermeyen. Şimdi hamrın yani alkolün yasaklanmasının sebebi insana zararlı olması yüzünden. Bir, iki aklı giderdiği İradeyi için, iradeyi ortadan kaldırdığı için. Yoksa Allah'ın haram kıldığı hiçbir şeyde fayda yoktur. Helal kıldığı hiçbir şeyde de zarar yoktur. Bu açıdan sigaraya da mukayese ettiğimde hatta bir şey daha söyleyeyim bakın. Bu karşılaştırmaları yapıyorum ben özgür bir biçimde. Kim ne derse desin. Kur'an-ı Kerim'de bu yasak edilen hamrın içinde ufak tefek faydalar olduğunu söylüyor. Diyor ki onda ufak tefek faydalar vardır ama büyük zararlar vardır. Şimdi gelelim sigaraya. Sigarada şu kadarcık, bir bit kadar kaba tabirle, bir küçücük zerre-i miskal bana fayda olduğunu söyleyen bir Allah'ın kulu çıkabilir mi? Kesinlikle. 4200 tane fare zehri dahil, DDT dahil bu kadar zararlı bir şey ile ben içkiyi mukayese ettiğimde gerçekten ben sigaranın çok daha fazla zararlı olduğunu. Ama sigara içenler söylüyorum. Söyledi. Bu şu demek yani, değildir. Ben iki kadeh şarap içiyorum. Ben, sigara bakın, içen de diyor ki bu şarap. Her ikisi, sen kendine bak daha münafıksın o zaman. Hayır sigara içenler stresini attıklarını evet söylüyorlar. Yak bir sigara stres attım. Yani kızmıyorum. Yani bunu söylerken, kızıp da birisinin kalbini kırmıyorum. Onun için bu bir fayda demek istiyorlar. Yani ben işte içkiyi helal... Hayır asla hayır öyle bir şey söylemiyorum. Allah hiçbir zaman tabii da ki zaten ki, söylüyor. İnnemel hamru vel meysir. Seni tanıyoruz ve seviyoruz. İçki, kumal, fal okları ve putlara tapınma şeytan işi pisliklerdir. Ondan uzak kalıyorsunuz değil mi? Onun için ama insanlara verdiği zarar bakımından olaya baktığımızda farklı düşünmek zorunda olduğumuzu söylemek. Evet, irademizi bozmayacağız. Peki bunu burada kesiyorum. Hemen kuantuma dönmek istiyorum. Ekran başı kuantum dedim. Rezdan Kiraz öyle bir giriş yaptı ki ne kuantumu be, neredeyse büyücüler bile adını kuantumcu koymuş dedi. Kuantumun büyüdü. Büyünün adını kuantum koydular dedi. Aha da. Aynen katılıyorum. Büyünün peki adını kuantum koydular. Artık büyü diyemiyoruz ya. Bana bak. Ha. Yarın öbür gün üç harflilerin de adını bir şey koyacaklar. Şimdi mesela. Onun için de bir şeyler çıkar görürüz. Bak Sedacığım. Bin üstüne gelmeyecek dediler. Kıyametler koptu, kitaplar nerede yazdı, milenyumlar. Bin üstüne gelmeyecek demediler mi? 2000 yılına girerken kıyamet kopuyordu. İşte geldi. Şimdi 2012'de içinde bir yığın kıyametler aman kopuyor. Kitaplar yazılıyor. Kıyamet. Aynı felsefe, Allah aynı bilirim, mantık. Tövbe değil. Paranızı cebinizden şimdi, almak kardeşim. Bakın, Seda Hanım, bakın benim evet hiçbir ofisim yok.
hiçbir iş yerim yok. Bu konuda kitap yazmadım. Evet. Kişiye birebir hiçbir çalışma yapmam. Ama Filiz'imin kitabı var. Söylüyorsan hiçbir çıkarım yok. Filiz'imin kitabını, Filiz Özkol'un Filiz'i kitabını. Filiz'i kutluyorum. Evet, 2012 astroloji burçlar. Doğru kitap Filiz'imin, burada. Alın evet. ve okuyun. Evet. İçindeki bilgiler de gerçek ve doğru. Evet, şimdi hocam bir şey söyleyecekti. Muhammed Nurdoğan hocamın kuantumla ilgili lütfen söyleyeceklerini dinleyiniz. Şimdi bakın, kuantum bir, şifrecilik iki, kıyamet efendim falcılığı çıktı şimdi. Kıyamet bugün kopacak ya, kıyamet alametleri. Şimdi bakın, o konuda inşallah bir gün bir oturum yapalım da bu kıyamet alametleri denen evet. şeyin nasıl sahtekarlık bu 2012'yi... olduğunu göreceksiniz. Çünkü... aslında kıyamet alameti diye bir şey yok. Neden? Çünkü Allah'ın Kur'an'da anlattığı kıyamet, bütün canlı varlıkların öldükten sonra, belki milyarlarca sene sonra, dünyada hayatın yeniden başladığı kalkım günü, kıyamet o demektir. Mezarlardan çürümeyen, kök hücrelerimizden Allah hepimizi yeniden diriltecek. Kur'an'da bunun açık delilleri var. Kök hücrelerimizden Allah bizi yeniden hayata getirecek. Ve kalkış bu dünyadan olacak. O zamanki o müthiş değişim ve dönüşümün adıdır kıyamet. Yoksa insanlar yaşarken bu dünyada olacak bir şey değil bu. Yani insanlar ölecekler. Hayatın sonu gelecek. Ondan sonra belki milyarlarca sene sonra bilemiyoruz onun ne zaman olduğunu. Çünkü Kur'an'da soruyorlar peygambere, kıyamet ne zaman kopacak? Allah Teala diyor ki, onu neredeyse kendimden bile gizledim diyor. Bakın. Neredeyse kendimden bile gizledim. Siz nereden bileceksiniz? Oturup kıyamet falları açıyorlar. Efendim tövbe, o bir şifreci tövbe. Bir arkadaşımız var. Rakamlardan çıkıp işte kıyamet işte şu günü bilmem ne takvimi yok, falan. Yok, o da kıyamet kopacak bunlar demiyor tamamen, da. Hayır, öyle bir takvimle efendim, vermiyor. Aksine Şam'dan bir ateş bunu çıkacak kimse falan. Bilmez uydurma diyor da, hadisleri Rezzan bazı Hanım. Bazı hadisler. Uydurma evet, hadisler. Nasıl çıkacakmış hocam? Şam'dan bir ateş çıkacakmış. Oradan da Duhan suresine göndermede bulunuyor. O ateş yani çıkacak elmayla, hocam çıkacak. Elmayla domatesi bir araya getirip buradan şeftali çıkartıyorlar. Yani böyle bir şey olmaz. Aslında şöyle hocam, rakamları birbirlerinizle eşleştirdiğiniz zaman o rakamların eşleşmesi bitmez. Okuması bitmez. Bitmez. Mümkün tabii, değil matematik. Cet, hevves, hutti, kelemen. Elif'e evet. bir, B'ye iki. Bu değeri kim vermiş? Her adak. Bilmem filanca adam vermiş. Ben de bu Elif'e iki değeri hepimiz veririm. Bir değer verebiliriz. B'ye dört değeri veririm. Onlar, hadi buradan başka şey şeyler çıkartırsın. Bunlar insanın bakın doğru düşünmesini ortadan kaldıran, insan aklını sınırlayan ve gerçeklerden uzaklaştırıp safsataya, hayalperestliğe, insanları yönlendiren ve dolayısıyla insan ruhunu kirleten şeyler bunlar. Bunlar kir olarak değerlendiriliyor Kur'an'da. Ve zaten diyor ki Kur'an'ı okumadan önce Allah'a sığının. İçinizdeki bu manevi ve manyetik etkilerden uzaklaşın. En doğru, saf Allah'a ve temiz sığınma. Bir akılla Allah'a yaklaşın tabii, diyor. Düşünce kirliliği diyoruz düşünce biz kirliliği. De işte buna. Aynen öyle. Herkes oturuyor kendince bir teori atıyor ve bunu da gerçek peki, kabul ediyor. Peki ama siz edip, şunu şey yaptınız. Fıtratı bozmayın. Bir şey fıtrat, söyleyeceğim. Allah'ın belki yarattığı fıtrat. Üçünüz de evet. bana kızacaksınız. Muhammed Nurdoğal hocam, Rezzancığım ve Filizciğim. Yani ben kuantumla ilgili bazı şeylere inanıyordum. Bazı sevdiğim, ne? Sevdiğim gerçekten önemli kimlikler de var bu kuantumla ilgili konuşmalarında. Mesela geçtiğimiz programlarda yayınımıza davet etmiştik. Kanal D'de mi çıkarmıştık? Ray Şanal. Yani bazı şeylerini seviyorum. Güzel anlatan şimdi, bir dakika. Kimlik. Sedacığım bazı şeyler var. Tamam bak ne diyorum. Güne güzel başlarsınız. Güne uyanırsınız. Ne kadar sağlıklıyım ve ne güzel ki bugün nefes alıyorum şey, sağlıklı. Bak gözümü bunu hep açtım söylüyorum. Diye yaradana şükrediyorum. Geldiğim ki, her programda işte, demez miyim? Nefes almak bile büyük bir mutluluktur. En güzel servet. Bak sağlıkla nefes alıyorsunuz en güzel. Bu bir güne olumlama tamam. Buna kabulüm. Dua edin. İçinizi temizleyin. Güzel duygular gelsin. Kendinizi doğayla uyum içinde hissedin. Bu da kabulüm. Çok güzel. Ama oturup da 100 bin tane bilmem ne yapayım de
Bana telefon ediyor kadın, diyor ki Arif Hoca'nın, diyor, biz birlikte program yapıyoruz ya, telefonunu verir misiniz Rezan'ın, ne yapacaksın dedim. Benim kocam alkolik. Formül istiyor. Arif Hoca kocam için dua etsin, kocam alkolikten kurtulsun. Tövbe tövbe. Hadi be dedim. Arif Hoca senin için niye dua edecek otosan dedim. Otosan et. O kadar. Ben ettim olmadı diyor. Arif Hoca'nınki daha iyi diyor. Onun nefesi, onun duası daha iyi. Bunlar ne biliyor musun? Şaman inancının kalıntılarıdır. Şamanizmde şu var. Yani kutsallaştırılmış insan aracılığıyla Allah'a ulaşma. Şamanizmin esası budur. İslam bunları reddediyor. İslam diyor ki Allah her yerde hazır ve istediğin hal ve durumda. Çıplaksın, giyiniksin, yatıyorsun, kalkıyorsun. Şah damarımızdan yakın. O size şah damarınızdan daha yakındır. Şimdi bakın. Allah'ı biz şey zannediyoruz böyle. Allah hazır ve nazır. Hayatın en büyük gerçeği Allah'ın varlığıdır. O şu gördüğümüz kalemden daha gerçektir. Kendimizden daha gerçek olan Allah'ın varlığıdır. Çünkü ona vacibül vücut derler. O onun varlığı bizim varlığımız için zorunludur. Eğer biz varsak o var. Peki o ise ezeli ebedi. Onun başı yok, sonu yok. Onun bir yaratıldığı zaman yok. Onun varlığı kendiliğinden. Ona öyle diyor. Zaten öyle bir varlığa inanmasanız hayatta kendinizi büyük bir boşluğa düşmüş kabul edebilirsiniz. Dünyadaki psikolojik sıkıntıların, psikiyatrik sıkıntıların temelinde bu boşluğa düşmek var. Yani hayatta kendini yabancı hisseden, yabancılaşma, alienasyon diyorlar Batılılar bunu. Kendine bile yabancılaşıyorsun çünkü arkanda seni gören, bilen, işiten, seni destekleyen büyük bir güce dayanmaktan yoksunsun. Hı-hı. Ama iman insanı işte akıl sağlığından sağlığını korur ve ruhsal sıkıntıların temelindeki o yabancılaşmayı da engelleyen en önemli şeylerden bir tanesi imandır. Allah'a iman hakikaten insanı çok dengeli bir hale getirir. Hocam bir de şöyle bir şey yok mu? Yani çok pardon şöyle söyleyeyim. Bu ne şımarıklık ya? Evet. Bu ne şımarıklık ya? Her şeyi isteyeceksiniz. Her şey olacak. Şöyle bir şey. Böyle bir şımarıklık yok. Bir ne yaptın? Kimden isteyeceksin? Ne bedel ödediniz? Şımarıklık mı? Tabii ki şımarıklık. Ne bedel ödedin? Sen bunu hak ettin mi? Ha. Sen çocuğuna her şeyi veriyor musun istediğin şeyi? Ha. Vermek çocuğuna en büyük kötülüktür. Ben yarın yine buradayım. Kız çıkın çıkın gelin be. Gelin.